İyi akşamlar, hoş geldiniz. Haber Türkiye, Türkiye'nin nabzına çok değerli konuklarımızla birlikte birkaç gündür çok yoğun şekilde tartışılan Suriyeliler sınır dışı mı ediliyor meselesini bütün yönleriyle konuşacağız, tartışacağız. İstanbul Valiliği 22.07.2019 tarihinde internet sitesinde duyurdu ve uygulamaya aldığı düzensiz göçle mücadele meselesi çok yoğun bir şekilde kamuoyunda da konuşuluyor, tartışılıyor. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu kamuoyuyla birçok bilgiyi paylaşıyor. Bugün de İstanbul Valisi Sayın Ali Yerlikaya ve Göç İdaresi İl Müdürü Recep Batu Habertürk'e geldiler ve Habertürk'ün hem moderatörleriyle, gazetecilerle ve yöneticilere bu Suriye meselesi konusunda önemli bilgiler verdiler. Özellikle Sayın Ali Yerlikaya iki noktaya dikkat çekti bizde yaptığı toplantıda. Birinci hedefin düzensiz göçü bitirmek olduğundan bahsetti. İkinci hedefinin de başka yere kayıtlı olan İstanbul'daki Suriyelilerin kayıtlı olan yerlere göndermek ve kendi haline bırakmak istemiyoruz dedi. Kayıtsız olan Suriyelilerin de şu ana kadar 2252 kişi, 16 günde tespit edilen kayıtsız Suriyeli sayısının da 2252 kişi olduğunu söyledi İstanbul'da ve onların da Öncüpınar'daki barınma merkezine gönderildiğini, burada bir istihbarat çalışması yapıldığını ve bu istihbarat çalışmasına göre de işte bazılarının Türkiye'den gönderildiğinden bahsetti. Suriye meselesi, Türkiye'deki özellikle İstanbul'daki Suriyeliler olayın birçok boyutu var. Sosyolojik boyutu var, ekonomik boyutu var ve güvenlik boyutu var. Biz birçok boyutuyla çok değerli isimlerle konuşacağız. Öte yandan tüm bunlar konuşulurken bir güvenli bölge ve Fırat'ın doğusuna bir harekattan da bahsediliyor. Hatta eli kulağında her an bu harekatın olabileceği de söyleniyor. Çok değerli uzman konuklarımız da var. Bu harekat Amerika Birleşik Devletleri ile yürütülen güvenli bölge konularında bir istişare nasıl bir sonuç verecek? Fırat'ın doğusuna bir harekat yapılabilir mi? Daha önce Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bir ricası üzerine harekatın yapılmadığından bahsetmişti. Fakat bu kez yürütülen James Jeffrey'de yürütülen istişare görüşmelerden sonra Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı açıklamalara baktığımızda son biraz yüksekti. Fırat'ın doğusunda olan harekatın her an olabileceğini bazı uzmanlar söylüyor. Bunu da çok değerli bizim uzman konuklarımızı, şu an davet ettiğimiz değerli konuklarımız sağ olsunlar geldiler. Onlara soracağız. Şimdi Ankara'dan başlayayım. Genelkurmay İstihbarat Eski Başkanı Sayın İsmail Hakkı Pekin ve ceza hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen Ankara'dan yayına katılıyor. Ankara'ya selamlar, hoş geldiniz Habertürk'e. Başkentten selam ve sevgiler, saygılar. Sağ olun efendim, çok teşekkürler. Ersan Hoca normalde İstanbul'dan yayına katılır ama Ankara'da bir toplantısı vardı. O yüzden Ankara'da yayına katılıyor. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. İstanbul'da da çok değerli konuklarımız bu akşam bizimle beraber. Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Fuat Keyman, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doçent Doktor Murat Yeşiltaş ve gazeteci yazar Nezha Çiçek de İstanbul'dan yayına katılıyorlar. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Konuşacak iki önemli başlığımız var. Çok detay var. Kamuoyunda yoğun bir şekilde sosyal medyada da tartışılıyor. Çok farklı fikirler dile getiriliyor. Biz de değerli konuklarımızla hızlıca hemen konuşmaya başlayalım. Evet, Suriyeli sığınmacıların durumu, özellikle İstanbul'dakilerin durumu ile ilgili Türkiye'dekiler de kuşkusuz öyle ama Türkiye'de 3.634.000 kayıtlı Suriyeli olduğu belirtiliyor. Bu sayının daha da kayıtlı olmayanlarla beraber çok daha fazla olduğunu söyleyenler var. Ülke nüfusunun %5'ini oluşturuyor yeni gelenler. Hangi ülke nüfusunun bu kadar %5'ini oluşturan bu sığınmacıları bu şekilde kabul eder tartışması var. Öte yandan olayı çok daha farklı sosyolojik olarak bakanlar da var. Birçok yönleriyle bu akşam çok değerli konuklarımızla konuşacağız. Nevzat Çiçek, sizle başlayalım mı? Hı hı. Şimdi özellikle Suriyeliler, Nevzat Çiçek, bu yaşanan tartışmanın ayrışmanın odağında ne var? Mesele neden bu noktaya geldi? 22.07.2019 tarihinde internet sitesinde Sayın Ali Yerlikaya da bugün detaylı bilgiler verdi. Ben yeri geldikçe bazılarını sizlerle de kamuoyuyla da paylaşırım. Zaten o da medya organlarını ziyaret ederek bunu paylaşıyor. Bilgi veriyorlar sık sık ama
Şu anki yaşanan tablo nedir? İstanbul Valiliği'nin başlattığı bu çalışmayla. Ya birinci hedef düzensiz göçü bitirmek dedi bugün Sayın Yerlikaya, Sayın Vali bugün Habertürk'e yaptığı ziyarette de. Ve ikinci hedefinde kayıtlı olan Suriyeli'yi kayıtlı olan yere göndermek olduğunu, kendi haline bırakmak olduğunu söyledi. Fakat biz şunu da biliyoruz. Özellikle İstanbul'daki Büyükşehir Belediyesi seçimlerinde, özellikle bazı yerlerde Suriyelilerin Fatih'te mesela oluşturduğu gettonun da mesela seçimin sonucunu da etkileyen önemli bir faktör olduğu, toplumda ciddi bir patlama noktası olduğunu söyleyenler de var. Nedir bu kadar bu meselede bizi ayrıştıran? Şimdi iki mesele konuşuluyor. Birinci mesele AK Parti ile alakalı olan süreçte vatandaşların birçoğunun Suriye meselesinden dolayı AK Parti'ye bir tepki koyduğu ve seçimlerin kaybedilmesinin temel nedenlerinden bir tanesinin bu olduğu ifade ediliyor. Evet. Bu AK Parti cephesi açısından. Diğer taraftan da işin güvenlik boyutundan bahsediliyor. Güvenlik boyutundan bahsedilen kısmı şu: Suriye'de özellikle bu gelen misafirlerle birlikte tabii çok fazla sayıda kontrol edilemeyen insanın gelme olasılığı çok net ortaya çıktı. Evet. Bunun istihbari çalışmaları zaman zaman yapıldı ama zaman zaman da bunda yetersiz kalındığını gördük. Şimdi yakın zaman içerisinde bu tür hadiselere baktığımızda bir ara işte Afganistan Rusya işgalinde Pakistan çok ciddi bir göçmen nüfusuna sahip oluyordu. İşte bu ara Myanmar'daki hadiselerden dolayı Bangladeş aynı şekilde ve Ürdün Suriye meselesinden dolayı neredeyse Türkiye ile yakın olmasa bile ama nüfusu oranında ciddi anlamda bir göçmen nüfusuna sahip. Somali-Kenya hattında biliyorsunuz böyle bir dram söz konusuydu. Ve buradaki ilk etaptaki durum şuydu. Aslında sınırın diğer tarafında bu insanlar kalsın denildiği zaman bu görüş çok ciddi anlamda rağbet görmemişti. Bunun da iki temel sebebi vardı. Birincisi, orada uçuşa yasak bölge yoktu. İnsanlı yardım koridoru oluşturulamıyordu ve dolayısıyla sınır hattının yakınına kadar bombalamalar yapılıyordu ve insanlar güveni bulduğu Türkiye'ye doğru, Ürdün'e doğru kaçmaya başlıyorlardı. Evet. Şimdi tabii bu insanlar buraya gelirken çok ciddi bir göç dalgası oldu. Bunun bir benzerini biz Kuzey Irak meselesinde, Saddam Halepçe meselesinde görmüştük ve dolayısıyla bunlar kontrol altına ne kadar alınabilir sorusu soruldu. Bunların bir kısmına kimlik verildi, bir kısmı yani çoğunluğu kayıt altına alındı ve dikkat ederseniz bazı kamplar oluşturuldu. Ama daha sonra... Şu anda kamplarda Sayın Valinin söylediğine göre 99 bin çok az insan var. Kaldı. Çok az kişi şimdi kaldı. Bunlar daha sonra tabii süre uzamaya başlayınca insanlar bulundukları yerlerden terk ettiler. Mesela Kilis çok ciddi nüfusa sahipti. Urfa çok ciddi nüfusa sahipti. Hatay çok ciddi nüfusa sahipti. Kısmi Mardin çok ciddi nüfusa sahipti ama daha sonra bu insanlar yeni yerler öğrenmeye başlayınca buraları terk etmeye başladılar ve büyük şehirlere doğru bir akın oldu. Mersin, Adana, İzmir, İstanbul ve birçok yere doğru gelmeye başladı. Ama özellikle İstanbul'da yoğun bir İstanbul çünkü cazibe merkezi ve aynı zamanda her gelenin diğerini çektiği bir alan. Yani bu daha önceki hemşeri meselesi gibi. Yani bir yere geliyorsa bir insan, mesela ben Fatih'te oturuyorum. Bir ara bizim oradaki evler neredeyse ranza usulüyle insanların kaldığı yerler haline gelmeye başladı. Bir evde 20-25 kişinin kaldığı biz ortamları gördük ve tabii bunların içerisinde kim var kim yok uzun süre bir istihbari çalışma neticesinde ancak ortaya çıkabildi. Şimdi burada itiraz edilen şey şu: tabii ki bu insanlar kayıt altına alınmalı. Tabii ki bu insanlar ciddi anlamda buraya sığınmışlarsa mağdur edilmeden gereği yapılmalı. Ama şimdi birden herhangi bir süre verilmeksizin birden bir olayı başlattığınızda, bunun altyapısını iyi kurgulamadığınızda işte böyle sorunlar çıkmaya başlıyor. Peki ne yapılmalıydı? Ağustos'un 20'sine kadar bir süre var. Ama şöyle, 16 Temmuz'da yanılmıyorsam başladı. Çünkü biz ilk haberleri yaptığımızda yakın çevreden duyduğumuz haberlerle haber yapmaya başlamıştık. İlk başladığında insanlarda bir panik havası başladı. Yani sokağa çıkamaz hale geldiler. Her gelen toplanıyor gibi bir izlenim oluşmaya başladı ve sonrasında yetkililer bir açıklama yaparak dediler ki 20 Ağustos'a kadar. Bu konuda Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin çok güzel bir çalışması var. Onlar dünyadaki uygulamaları da incelemişler ve bu inceleme neticesinde aslında yapılması gereken 3-4 tane madde sayıyorlar. Bir tanesi, bunlarla ilgili bir süre vermeniz gerekiyor. Yani süre şudur, dersiniz ki kardeşim ben 2 ay sonra, 1 ay sonra, 45 gün sonra devlet artık neyi öngörüyorsa bu kayıtsız göçmenlerin hepsini toplayacağım. Hı hı. Ve kayıtlı olanların da kayıtlı yere gitmesi noktasında ben 45 gün bir ay izin veriyorum. Şimdi İstanbul'da bu yapılıyor. Yapılmaya çalışılıyor. Bu değil mi? Yapılmaya İstanbul'da? Şu an çalışılıyor. Yani olay ilk baştan itibaren çok yani üzülerek ifade edeyim. Keşke ilk planlama bu olmuş olsaydı. Yani mesela ilk planlamada 16, ne 16, oldu? Hangi hatalar mı yapıldı? Hata yapıldı. Mesela 16 Temmuz'da ilk insanlar alınmaya başladığında bu süre
oluşmuş olsaydı, hı hı, o süre zarfında mesela orada götürülen insanlar, ki ilk kafile 400 kişiydi diye ben hatırlıyorum. O 400 kişinin oluşturduğu tablo psikolojik olarak Türkiye'ye böyle yansıtılmamış olurdu. Kadınlar ve çocuklar yok ama onların içerisinde. Hiçbirinde kadın ve çocuk yok. Özellikle yok, gençler, evet, çok ciddi anlamda var. Hı hı. Erkekler var çok ciddi anlamda. Ve onların da şimdi şurada devlet haklı. Yani sen gelmişsin, ciddi anlamda mağdursun. Hı hı. Sana bir kamp gösterilmiş, o kampta kal denmiş. Ve sen o kampta kalmamışsın, büyük şehire gelmişsin ve büyük şehirde kendine ait bir dünya oluşturmuşsun. Bunun yer yer handikaplar oluşmaya başlamış, evet, ve sana git deniyor. Ve evet, dolayısıyla da şimdi bu git dendiğinde iki şeyi yapmamışsın ama. Geldiği zaman önlem alamamışsın. Dolayısıyla esas orada olman gereken yerde olmamışsın. Ve sonrasında da bu süreyi vermemişsin. Şimdi tabii ki bu insanlarla ilgili toplumsal alanında birçok farklı provokasyon olduğu, birçok farklı değerlendirmeler oldu ama şöyle bir tarafını da görmek gerekiyor. Yani şimdi biz neyle övünüyoruz? Diyoruz ki dünyada en fazla mülteci veya işte bu göçmeni kabul eden ülke pozisyondayız. Ama sadece bir Suriyeli olarak bakıyoruz. İstanbul'da tam onlar da yok. Oraya geleceğim, evet, şimdi. Yani tam oraya geleceğim. Uyruklar var. Yani mesela Hazara, evet, Türkleri, Hazara Türkleri, Uygurlar, Pakistan'dan gelenler. Yani burası bir göçmen yuvası. Evet. Yani bu Anadolu'daki yani neredeyse bir sandal. Ama buradaki temel mesele, İşte bütün bunları göz ardı etmeden bu insanlar buraya geldiğinde siz bu kapıları açtığınızda onun önlemini bir şekilde almak zorunda kalıyorsunuz. Tamam, önlemini aldınız ama burada itiraz edilen mekanizma nedir sorusunun cevabı. Şimdi bu kadar hizmeti yapmışsınız. Dünyada bu kadar para harcadığınızı söylüyorsunuz. Yıllardır bu insanlara bakıyorsunuz ama uygulama iyi planlanmadığı takdirde sanki bütün yapılanlar hiç yokmuş gibi bir hava estirilmeye çalışıyor. Entegrasyon sağlanmadı. Bir de doğru düzgün envanter de yok. Ben bugün Sayın Valinin sözlerinden biraz da onu anladım. Evet, yani evet, öncesinde 2011 yılından beri Suriye'de bu savaş çıktı ve çok insan geldi. Ama bir envanter doğru düzgün yok maalesef. Şöyle hep gidilecekmiş gibi bakıldı. Ha bugün, ha yarın, ha bugün, ha yarın ve dolayısıyla çok ciddi kayıt oluşturulamadı. Ama şu an devlet o kaydı oluşturmak istiyor. Devlet olanı olduğu yere göndermek istiyor. Bazılarını Suriye'nin içerisine, bir de şu yani güvenli bölge meselesi de aslında bu alakalı. Şimdi güvenli bölgeyi Türkiye niye istiyor? Sorusunun cevaplarından biri aslında bu. Şimdi siz eğer orada güvenli bir alan oluşmuş olsaydı, uçuşa yasak bölge oluşmuş olsaydı bu insanlar orayı terk edip gelirler miydi? Bu birinci kısım. İkinci kısım, bence şu da hiç tartışılmıyor. Mesela bu insanların büyük bir kısmı normalde Avrupa'ya gitmek istiyor. Bir ara hatırlarsanız bir kısmı Meriç'in Yunanistan taraflarına falan gitti ama Türkiye bunun önünde de bir engel oluşturdu. Dedi ki ya sonuç itibariyle Avrupalılar çok rahatsız bu işlerden ve biz burada bu insanlara bakmaya çalışacağız. Son toparlayacak olursak yani bu projenin kendisi zamanlaması itibariyle güvenlik açısından devletin yapması gereken bir adımdır. Buna hiçbir itiraz olmaz ama planlama doğru şekilde, strateji doğru şekilde işletildi mi sorusunun cevabı Nevzat Çakı olarak ben de ne yazık hayır. Peki ben hemen bir Ankara'ya gideyim. Sayın İsmail Hakkı Pekin'e dönmek istiyorum. Sayın Pekin, şimdi Suriyelilerle ilgili nasıl bir politikada, devlet politikasında bir değişiklik mi var? Siz ne gözlemliyorsunuz? Bugün Sayın Vali de söyledi. Yani Öncü Pınar Barınma Merkezi'ne gönderiliyor işte kayıtsız olan Suriyeliler. İşte burada bir istihbarat çalışması. İşte o istihbaratı kim yapıyor? Onu daha işte iyi o istihbaratı lazım. İşte Milli İstihbarat Teşkilatı ve işte orada ÖSO'ya sorulduğundan bahsedildi toplantı sırasında. Yani o istihbarat ne kadar sağlıklı yapılabiliyor sorusu da var tabii ki. Yani işte El Muhaberat'tan mı geldiler bu kişiler? Kimler, niye burada? Buradalar, yani birkaç yıldır burada ama hala niye kayıt altında değiller, birçok soru var. Siz şu anda Suriyelilerle ilgili devlet politikasındaki bu değişikliği nasıl görüyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz bir istihbaratçı olarak Sayın Pekin? Önce şunu söyleyeyim tabii, başlangıçtan itibaren, 2011'den itibaren Türkiye'nin o bölgeye bir takım kamplarla ilgili çadırlar kurmasıyla birlikte devletin bir politikası olması gerekirdi ama devletin bu konuda orta uzun vadeli bir politikası yoktu. Sadece gelenleri kamptan alıp işte 100 bin olduğu zaman da artık yeteri kadar aldık deyip bu işin bir an evvel biteceğini değerlendiriyor. Ama bu iş 2011'den itibaren işte 8 senedir devam ediyor. Belki bir 8-9 senede devam edecek. Devlet şimdi yeni bir politika oluşturuyor. Yani biz bu göçmenlere ya da bu sığınmacılara ne yapacağız? Bunlarla ilgili politikamız nedir? Evet. Burada doğan çocuklar var. Yani bir defa başlangıçtan itibaren giren herkesin intelligence dedim. Yani biyometrik dediğimiz işte göz bebekleri, avuç izleri, parmak izleri hepsinin alınması lazımdı. Birincisi bu.
Yani istihbari yönden herkesin takip altında olması gerekiyordu. İkincisi biz bunlara ne yapacağız? Yani kısa süreli mi yerleşeceğiz? Uzun süreli mi yerleşeceğiz? Nezahat Bey diyor ki kısmı Türkiye'de kalacak. Nezahat Bey diyor ki büyük çoğunluğu alındı diyor bu şeylerin gelen Suriyelilerin. Yani sanmıyorum. Yani ben biyometrik istihbarat yapıldığını sanmıyorum. Biyometrik bu konuyla ilgili. Kimlik ayrıntısı yani kuşkusuz alındı. Nasıl efendim? Yani sadece özellikle bu DAEŞ'in saldırısı döneminde Türkiye sınırına yığılan 150 bin o bölgeden gelen göçmenin bile sınırda gerçekten kayıtları alınmaya çalışıldı. Sayın Pekin şey söylüyor, biyometrik istihbarat. Ama biyometrik istihbarat çok teknik bir mesele. Çok teknik bir mesele tabii, diyor ama neden yani önemli biyometrik istihbarat Sayın Pekin? Bir daha söyleyeyim. Ya şunun için önemli, bu insanların nerede olduğunu ancak öyle bulabilirsiniz. Yoksa bu insanlar suça karıştığı zaman ya da herhangi bir olaya karıştığı zaman bunu bulma imkanınız yok. Sadece isme bakarak bunu bulamazsınız. Yani elde ettiğiniz yani hangi kayıtlar tutulmuş? Sadece isim soyadı mı, memleketi mi, geldiği şehir mi yazılmış? Bu konuya bakmamız lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri Meksika'dan gelenlere aynı şeyleri yapıyor. Yani biyometrik istihbarat ve bu istihbarat 2000'li 2005'lerden 4'lerden itibaren yapılan bir istihbarat. Ama Türkiye'de maalesef bunların içine DAEŞ'le karıştı mı karışmadı mı? Yani bunları Amerikalıların kayıtlarıyla, Türkiye'nin kayıtları veya diğer ülkelerin istihbarat kayıtlarıyla bizim kayıtlarımız arasında teyit etmeniz gerekiyor. Karşı karşıya getirmeniz gerekiyor. O zaman kimin ne olduğunu çok daha, yani bunların içinde ne kadar DAEŞ'e katılmış, ne kadar suçlu var, potansiyel kimler ne olabilir, bunlara bakmanız lazım. Yani umarım böyle bir şey yapılmıştır ama yapıldığını sanmıyorum. İkinci konu, bunların arasına yeteri kadar istihbarat elemanı koymanız gerekiyor. Yani bu da var ve Türk devletinin bir sığınmacı politikası olması gerekiyor. Yani sığınmacı politikası şu, yani tamam biz bunları Avrupa'ya göndermeyelim, Avrupa bize işte bir miktar yardım ediyor ve işte geri dönüş anlaşması yaptık Yunanistan'la vesaire falan. Bu mudur yoksa Türkiye ne kadar göçmen kabul edebilir, sığınmacı kabul edebilir insani yani vicdani olarak da bu işe baktığımız zaman bunları ne kadarını geçici olarak alabilir, tekrar harpten sonra yani iç savaştan sonra geri gönderebilir, ne kadarı Türkiye'de kalabilir mesela, Türkiye'de kalanlar, yani bütün bu konularla ilgili bir planlama yapılması lazım. Bu konuda da bir yeni uyanıyoruz bu konularla ilgili, yani yeni bir devlet politikası oluşturmaya çalışıyoruz. Ya evet. Bunların bir kısmı kalacak. Yani kalacaklar, yani adam gelmiş, sığınmacı dediğiniz kısa sürede bitecek diye değerlendiriyorsunuz. Yani. Geliyor, iş sahibi oluyor, iş yeri sahibi oluyor, insan çalıştırıyor. Yani şimdi bu adamın iş yerini bırakıp tekrar memlekete dönmesi çok zor. Evet. Çocuklar doğuyor ya da büyüyor, okullarda okuyor, üniversitelerde okuyor. Bazı işlere giriyor. Sizin kültürünüzden etkileniyor. Türk kültüründen etkileniyor. Yani hepimiz Müslümanız ama sonuçta Türk kültürüyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kültürüyle Suriye Arap Devleti, Arap Cumhuriyeti'nin kültürü farklı. Bizim kültürümüzden etkileniyor. Bunlar tekrar oraya gittikleri zaman gidebilirler mi, gitmezler mi, orayı reddederler mi, yoksa başka bir yere mi giderler? Bunların ne kadar Avrupa'ya gönderilecek? Bu konuda zaten sanırım Avrupa ülkeleriyle anlaşıldı. Yani işte Almanya ile, İngiltere ile birkaç ülkeyle. Evet. Ama hiç anlaşılamayan ülkeler de var. Yani Macaristan gibi terör örgütü çeken ülkeler var. Yunanistan gibi terör örgütü çeken insanlar var. Yani burası Avrupa Birliği sınırı deyip getiren insanlar var. Yani bir devlet politikası oluşturmamız gerekiyor. Ondan sonra da bunları ne zaman gönderebiliriz? Yani bakın 8 sene olmuş. Belki bir 7-8 sene daha devam edecek bunları göndermemiz. Yani tamam. Bu konuda güvenli bölge bu işin yeterli mi? Esas amaç o mu? Yani güvenli bölgeye aldık. Amerikalılar çok farklı düşünüyor güvenli bölgeyi. Biz diyoruz ki bu insanlar kendi memleketlerine gitsin, kendi topraklarına gitsin diye. Çünkü bunlar çoğu etnik temizlik, korkutularak Halep'ten, Fırat'ın doğusundan, Menbiş'ten korkutularak ölüm korkusuyla Türkiye'ye gelmiş insanlar. Evet. Dolayısıyla bunları tekrar bizim güvencemiz altında, çünkü bu konuda Avrupalılara da güvenemiyoruz. Yani çünkü Avrupalıların Bosna'da yaptıklarını biliyoruz. Bosna'da Hollandalıların nasıl şeylerimizi, Müslüman boşnakları nasıl katlettiğini biliyoruz. Yani onlara da güvenemiyoruz. Zaman bu konuda en güvenceli şey Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
Asıl zaten anlaşmazlık konusu da bu Amerika'yla. İstediğimiz güvenli bölge bunu sağlayacak ve bizim kontrolümüzde olacak. Peki. Yani Sayın Pekin, güvenli bölge meselesi aslında Suriyeliler meselesinin en can alıcı noktası. Onu birazdan ilerleyen dakikalarda gelelim. Toparlarsanız ben hemen tabii. Sayın Yarar'a geçeceğim. Var mı? Ama şunu söylüyorum. Bu konuda devletimizin, evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sığınmacı politikası. Çünkü göçmen diyemiyorum. Evet. Sığınmacı politikası yeni yeni oluşmaya başlıyor. Yeni yeni uyanıyoruz. Belki işte biraz sosyoloji, biraz ekonomi, biraz da güvenlik sorunları. Çünkü bunların içerisinde ne kadar şey var, Selefi grup var, DAEŞ grubu var, onu bilmiyoruz. Yani bunu Milli İstihbarat Teşkilatı büyük ölçüde takip ediyordur, etmesi lazım. Ne kadar Selefi grup var peki koyarak, sizin bilginiz koyarak. Ne? Yani ne kadar Selefi grup olduğunu tahmin ediyorsunuz bu kişiler arasında? Yani ben oldukça büyük bir grubun olduğunu değerlendiriyorum bunların işlerinde. Hatta bu konuda yani son yapılan Sayın İçişleri Bakanı'nın ve Sayın İstanbul Valisi'nin çalışmaları farklı değerlendiriliyor ve hem Suriyeliler şey yapıyor, provoke ediliyor, hem de bunlara karşı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları provoke ediliyor ve ortaya büyük bir kargaşa çıkacak. Yani büyük bir, yani bu konu çok önemli. Peki Selefi grup derken Nevzat Çiçek. Ya orayı biraz açmak lazım paşam. Selefi gruplardan kasıt ne? Kimler kasıt ne diyor Nevzat Çiçek? Yani radikal örgütleri mi kastediyoruz? Başka bir şey mi? Radikal örgütlerden bahsediyorum tabii. Suriye içerisinde o sığınmacılarla bize gelen grupların içerisinde DAEŞ'e sempati duyan gruplar olduğu gibi bu gruplara ait hücreler de var. Ya bunları kontrol eden hücreler de var. Bunların Türkiye'deki şeyleri de var. Grupları da var. Yani Türkiye'de yerleşmiş grupları da var bunları provoke eden. Bu gruplar büyük ihtimalle yabancı istihbarat örgütleri tarafından kontrol ediliyor. Ve bu konuda Türkiye'nin çok dikkat etmesi lazım. Yani büyük ihtimalle son yapılan çalışmaları sadece AK Parti'nin İstanbul'da oy kaybetmesi, sosyolojik nedenlere bağlamanın dışında bir de güvenlik nedenlerine bağlamamız, bu konulara bağlamamız gerekiyor. Yani teşekkürler. Yabancı istihbarat örgütlerinin bu grupları kontrol etmesinden bahsediyorum. Anladım. Peki Sayın Yarar, siz ne düşünüyorsunuz? Yani yabancı istihbarat örgütleri bu kayıtsız olan Suriyelileri ne kadar etkili oluyor onlar içerisinde? Ve siz burada nasıl bir tehlike görüyorsunuz, risk görüyorsunuz? Eğer böyle bir tablo varsa ciddi bir durum söz konusu. Baştan bir giriş yapayım, sizin sorunuza da oraya geleyim. Başlangıcını unuttuk galiba. Bu insanlar hangi şartlarda Türkiye'ye gelmişlerdi? Onların sınırdaki görüntülerini hepiniz hatırlarsınız, nasıl geldiklerini. Hatta alıp almama konusunda bir müddet alınmadığında Türkiye'de nasıl bir kıyamet koptuğunu hatırlarsınız. İnsanlar dışarıda DAEŞ'ler tarafından kesilmesi mi bekliyorsunuz? Niye almıyorsunuz? Kobani olayları sırasında yaşanan olayları hatırlayın. Halep'teki yaşanan olayları hatırlayın. Her birini hatırlayın. Bunun arkasından insanların yalın ayak çocuklarının kucaklarına alarak hiçbir şey almadan çıkışlarını hatırlayın. Yani bu insanlar otobüslere binerek Türkiye'ye gelmediler. Sınır hattına yanaşarak bir şekilde ayakta kalmaya çalıştılar. İlk gelişleri bu şekilde. Evet. Bu görüntüyü unuttuğumuzda işin insani tarafını atlıyoruz. Hatta işin ilginç tarafı, insani tarafıyla güvenlik ve ekonomik tarafı birbirine karıştırmaması gereken, özellikle geçici sığınmacı veya mülteci konusunda bu üç konunun ayrı ayrı ele alınması gereken bir pozisyonu var. Ama maalesef bugün tartışmaların içine girdiğimiz her noktada en büyük hatayı da insanlık konusunda yapıyoruz. Yani güvenlik konusunda yapacağımız konuyu da insanlığın içine katıyoruz, ekonomik boyutunda insanlığın içine katıyoruz. İlk başlangıçta buraya gelenlerin Türkiye'ye ilk geldiklerinde o zaman Sayın Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'ydu hatırlarsanız ve o zaman yetkililer de şu tabiri kullanmışlardı. Türkiye'nin mülteci konusundaki kırmızı çizgisi 150 bin civarındaydı. Bu çizgi peyderpey aşılarak yaklaşık işte 3 milyon 600 bin seviyesine geldi. Hani Türkiye'deki doğumları da saymazsak deyin ki siz buna 3 milyon. Buradaki sorun şu.
Bu insanlar geldiklerinde bu insanları kayıt altına alabildik mi? Alabildiğimiz yalnızca beyan üzerineydi. Yani yanlarında bir kimlik ve pasaport olmadıkları için bu insanlar sınırı geçtikleri andan itibaren gördükleri ilk güvenlik birimi tarafından isim, soyad ve işte nereden geldikleri konusunda bir bilgiye tabi oldular. İşte söylenen bunların parmak izleri, bunların fotoğraflarını çekilerek kayıt alma işlemi maalesef çok uzun süre yapılamadı. Bunun sonuçlarını nerede gördük biz? Türkiye'de çift kimlikli olan onlarca insan olduğunu fark ettiğimizi anladık. Hı hı. Yani başka bir kampta başka bir isimde, başka bir kampta başka bir isimde şahıs birkaç kimlikle beraber dolaşabildiğini fark ettiğimizi anladık. Daha sonra göç idaresi bu karışıklığı ortadan çıkartmak için işte parmak iziyle kimliklerin tekrar araştırılması konusunda bir araştırma yaptı ve tekrar onları bir kayıt altına soktu. Buradaki sorun kayıt altına alınan kişilerle ilgili değil. Evet, kayıtsız buradaki olanlarla sorun, ilgili. Kayıt altına alınamayan kişilerle ilgili. Belki İstanbul'un... Ama hala 8 yıl boyunca kayıtsız olanların olması yani güvenlik anlamında bize ne anlatıyor? Ben size şöyle söyleyeyim. Amerika'da kayıtsız göçmen sayısını söylesem dudak uçuklatırsınız. Amerika ki dünyanın en büyük istihbaratının güçlü olduğu yerlerden bir tanesi. Amerika'da milyonlarca kayıtsız en ufak bir yerde evrağı olmayan insanlardan bahsediyoruz. O yüzden şimdi duvar örmekle ilgili mevzuya başladılar. Anladım. Yani kimliklerin takip edilmesi ve diğer şeyler o kadar kolay değil. Türkiye'de de duvar var. Yani şimdi şöyle bir problemden gidiyoruz. Net verilerle mi konuşacağız yoksa sosyal medya üzerinden yapılan tartışma üzerinden mi konuşacağız? Verelim net verileri. Neden gelemiyoruz biliyor musunuz? Rakamlar Suriyelilerin Türkiye'de bir güvenlik kaygısı yaratılıyor mu sorusunun cevabı bugüne kadar karıştıkları adli, terör veya diğer vakalar diye ayırarak bakabilirsiniz. Sayın Yerlikaya bugün suç oranı en düşük olan Suriyeliler dedi İstanbul'da. Ben de aynısını söylüyorum. Evet. Bugüne kadar Türkiye'ye gelmiş olan İstanbul'da. Göçmenler İdaresi, bakın göçmenlerin işte buna geçici sığınmacılar diyebilirsiniz, kaçak göçmenler diyebilirsiniz. Hangi şeye koyarsanız koyun. Evet. En ufak olan bölüm kendileri arasındadır ve çoğunlukla bulundukları mahallede diğerleriyle değil, kendi aralarında çıkarttıkları kavgalardan kaynaklanan problemler yaşamaktadır. Ama şunu ortadan kaldırmıyor. Bu insanların içine Türkiye'ye sızmış olan DAEŞ'ler var mıdır? Bu kişilerin arasında Türkiye'de işte El Muharabat'tan veya diğer örgütlere çalışan kişiler var mıdır sorusunu ortadan kaldırmıyor. Evet vardır. Net. Yani 3,5 milyon insan içerisinde olmaması demek yoktur demek mümkün değil. Evet peki. Benim oradaki çekincem ve koyacağım şart şu. Ali Yerlikaya belki bu konuyla ilgili Türkiye'deki en tecrübeli vali. Çünkü Gaziantep'ten geldi. Gaziantep valisi. Evet. Tabaşından beri Fırat Kalkın Harekatı bölgesinde bulunmasıyla yani ve ondan öncesinde bölgedeki göçmenlerin birçok kampı kendisine ait olan bölgedeydi. Fırat Kalkın Harekatı bölgesinde ilk harekatın yapıldığı andan itibaren karşıdaki göçmenlerin yerleştirilmesi ve onların hayata tekrar döndürülmesi ile ilgili projelerin içine yer almış olmasından dolayı ve Suriyelilerle bugüne kadar kurduğu irtibatlarla belki İstanbul'un şansı Ali Yerlikaya. Ali Bey ilk İstanbul'a geldiğinde, Sayın Vali geldiğinde ilk yaptığı iş neydi biliyor musun? Daha bu tartışmalar başlamamıştı. İstanbul'daki bütün Suriyeli önde gelen sivil toplum kuruluşlarının önderleriyle konuşup sorun olmadan nasıl çözebileceklerinin mekanizmasını kurmaya çalıştı. Hiç basına yansımadı farkında mısınız? 3 Kasım'da gelmişti. Efendim? 3 Kasım'da. Geldiğinde ilk yaptığı iş, çünkü biliyor. Nereden biliyordu biliyor musunuz? Bu iş Gaziantep'teyken de başlamıştı. Yani Gaziantep'te de, bakın Gaziantep'teki nüfus oranı buraya göre çok daha yüksek. İkilisinde %80'i galiba. Gaziantep'te 500 bin. 440 bin. Bakın Gaziantep'te 500 bine yakın göçmen var. Ve oradaki ilişkileri düzeyli tutarak olay çıkmamasını engelledi. O tecrübesiyle İstanbul'a geldiğinde ilk yapmaya çalışacağı şey buydu. Biz şuraya doğru gidiyoruz ama yalnız. Sayın Yerlikaya politikayı belirlemiyorsun. Yerlik nasıl? Belirlemiyor yani. Evet. Uygulaması çok ama Sayın Yerlikaya belirlemiyor. Biraz mesele orada sanki. Oraya geleceğim daha. Ama ben Nevzat'la aynı düşüncede değilim. Devlet bu konuda o kadar aciz değil. Ama ben aciz demedim. Hayır ama şu da acize gidiyoruz. Devlet sanki hiç ilgilenmiyormuş değil.
Sosyal medyanın peşine takılıp gidiyoruz, onu söyleyeyim ben size. Bugün tartıştığımız konunun içerisindeki en büyük sıkıntı, sosyal medyanın kendi kirliliğin içine hep beraber boğuluyoruz. İçinde faşizmi barındırıyor, içinde insan dışındaki her türlü mevzuyu barındırıyor, içinde ırkçılığı barındırıyor. Ve gerçek anlamda tartışma yapılacak ortamın çoğunlukla dışına çıkıyoruz. Mete Bey, ne oldu da 22 Temmuz'dan ama, bu yana devlet birden bakın, bir aydınlanma mı yaşadı yani? Sosyal. Bakın ne değişen oldu? Bir şey yok ki. Bakın anlaşamadığımız yani, nokta şu. Bu noktadan itibaren. Bakın değişen, anlaşamadığımız nokta şu. İşte tek tek kalemlerini söylediğimizde hani ara vermeden söylemek yetmez çünkü. Söyleyelim. Devlet geçmişte de bununla ilgili faaliyetlerini icra ediyordu. Ama devletin yaptığı hata neydi biliyor musunuz? Evet. Bu konuyu çıkıp insanlara anlatmıyordu. Ve anlatmadığı için de sanki bu konuyla ilgili en ufak bir işlem yapılmıyor hissiyatı kuvvetli bir şekilde gitmişti. İkinci büyük hatası neydi? Ben size söyleyeyim. Alayım. Normalde geçici sığınmacılar bulundukları illerin dışına izin almadan çıkamazlar. Çok uzun bir süre önce bu göz ardı edilerek insanların farklı yerlere gitmesine müsaade edildi. Yani alan dışına kontrolsüz çıkmasına müsaade edildiği andan itibaren işin ipucu kaçırıldı. Anladım. Bugün geldiğimiz nokta ne biliyor musunuz? Nedir? İlk başlangıçta gelmeye çalışılan noktaya geldik. Peki nereye doğru gidiyoruz onu söyleyeyim ben size. Nevzat'la bir tek noktada, başına söylediği bir tek noktada aynı yerdeyim. O kadar güzel şeyler yaptık. Belki dünyada hiç kimsenin yapmadığı kadar örnek bir ev sahipliği yaptık. Ama o ev sahipliğinin ötesinde başka bir noktaya kendimizi taşımaya başladık. Yani bu çok önemli bu. Bu yapılanların bu kadar ev sahipliğini doğru yapan bizler neden bu sorunu çözmek konusunda doğru bir noktaya gidemiyoruz? Şimdi ben de oradan devam etmek istiyorum. Ben gidemediğimiz yeri söyleyeyim. Anladım. Sebebi var. Sebebi bakın, ne? Sebebi var. Bu işin içerisinde eğer araştırması gerekiyorsa bunların hangi merkezler tarafından çıkartıldığı, hangi merkezler tarafından organize edildiği, hangi merkezler tarafından hangi sloganlarla yapıldığı konusunda belli bir noktaya gitmek gerekiyor. Şunu söyleyebilirim. Hangi merkezler? Mete Bey açık söyleyin. Hangi açık merkezler? Açık açık söylüyorum ben. Hiç lafı yuvarlamadım. Çünkü söylediğim konu şu. Hı. Tek bir merkezden idare edilen bir Suriye tartışması var. Nevzat da gazeteci olduğu için biliyordur. Herkes buradakilerin belli bir bilgi kaynağı var. Çok uzun zamandan beri Türkiye'nin yumuşak karnının politika belirleyici ve siyasetçiyi sıkıştıracak alanın Suriyeliler konusu olduğu konusunda bir istihbarat çalışması vardı Türkiye'de. Bakın. Bir daha söyler misiniz? Yani Sayın Valinin Habertürk'te bugün yaptığı ziyarette söylediği şu cümle çok önemli. Düzensiz göç trafiğini bir üst akıl organize ediyor dedi. Şimdi aynı yere geleceğim. Kim organize ediyor? İki tarafı var. Bunun bir tanesi Türkiye'de siyaseti belirleyecek, siyaseti belirleme konusunda bunun kullanılabilecek olan bir mekanizma olduğu fark edildiği andan itibaren bu kullanılmaya başlandı. Bu İstanbul seçimleri de bu belirleyici olduğunda. İstanbul seçimlerinden bahsetmiyorum. Hayır, ben onu sonra hatırlatıyorum. Yani siyaset anlamında, genel anlamda konuşuyorum. Çünkü siyasette İstanbul seçimlerinde belirleyici oldu ya İstanbul'daki. Ya siz Fatih dediniz, Fatih'te belediye başkanlığı değişmedi. Fatih'te aynı belediye başkanı devam etti. Hayır, ama belirleyici oldu yapılan araştırmaları AK Parti de bunu kabul ediyor. Yani, hayır, yani Fatih'te siyaset değişmedi. Yani Fatih'te yine aynı siyasi parti seçime devam ediyor. Buradaki konu şu bakın. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na belirleyici olmadı mı Mete Bey? Neyse, o ayrı bir tartışma da. Tamam, siz devam edin. Peki. İkinci konu. Yani insanların bakın, oy vermesinde belirleyici oldu. İkinci konu. Oy verme şeylerini etkiledi. Bakın, yani motivasyonlarını etkiledi. Evet. İkinci konuyu söyleyeyim. Ama o minor bir şey ama. Şimdi yani ikinci konuyu da söyleyeyim. Ben burada iki reklamım var, sıkıştım. İkinci konu belki Fuat en önemli konulardan bir tanesi. Suriye'nin geleceğini belirleme konusunda. Suriye'nin geleceğini belirleme konusunda Türkiye bu için içinde mi kalacak yoksa dışında mı kalacak tartışmaların ana sebebi de Suriyelilerden başlıyor. Alt alta 3 tane madde var. 1. Anayasa komisyonu toplandı kendi aralarında. Evet. Bunların nerede oy kullanacakları, bu kişilerin nereye gidecekleri, güvenli bölgede herhangi bir yoklama yapıldığında bu insanlar oraya dönmezlerse ne yapılacağıyla ilgili herkesin kendisine göre bir istihbarat çalışması var. Ve onun yani, istihbarat çalışmasının yapıldığı merkez de burası. Bakın Suriyeliler şu anda meselesi dünyada, sadece Suriye meselesi değil o zaman. Aynen onu söylüyorum. Anladım. Şu anda dünyada en fazla Suriyeli barındıran, nüfus anlamında barındıran ülke biziz.
Ve Suriye'nin geleceği konusunda da aktif olan en önemli ülke biziz. Birileri bu meseleyi kullanıyor diyorsunuz. Yani ya kullandığı ortada. Çok açık. Bakın evet. Sorun yok, sorun yok değil. Ama sorunun tartışıldığı üç konu birbirinin içine girildiğinde anladım. Bu sorun çözülemez diyorum ben. Peki bir ara veriyoruz. Aranın ardından toplumda Suriye algısı birileri tarafından değiştirilmeye mi çalışılıyor? Bazı amaçlar doğrultusunda Mete Bey ona dikkat çekti. Bugün Sayın Ali Yerlikaya Habertürk'te bizle yaptığı işte toplantıda da biraz o noktaya dikkat çekti. Çok küçük de olsa. Bir ara verelim. Sonra Sayın Fuat Keyman, Sayın Murat Bey, Murat Yeşiltaş ve Ersan Şen'le beraber devam edelim. Diğer konuklarımın görüşlerini merak ediyorum çünkü. Biraz ara. Evet, devam ediyoruz. Şimdi Sayın Keyman, siz de devam edelim. O nokta çok önemli dediniz. Toplumda Suriyeli algısı gittikçe değişiyor mu? Yani evet. Hangi bunda başka işte dış güçler ya da başka parametreler mi devreye girdi? Yoksa aslında orada bazı yapılan hataların sonucunu mu yaşıyoruz? Yani eğer orada bazı hatalar olmamışsa, yapılmamış olsaydı bu entegrasyon doğru düzgün sağlanmış olsaydı ve bir envanteri Türkiye'nin olsaydı, istihbarat çalışması da yapılıyor olsaydı, bu birilerinin o zaman istihbarat örgütlerinin de eğer şeyse devreye girdiği bir noktaysa devreye girmeyebilirlerdi, değil mi? Ne dersiniz? Yani Türkiye üzerine düşen görevleri gerçekten yaptı mı, yoksa bu Suriye algısı niye bu kadar değişti? Çok hızlı hızlı gidersek maddeler halinde, Mete Bey'in hep böyle kullandığı kronoloji vardır. Türkiye'de 8 yıldan beri yaşanan bir süreç var. Türkiye bu süreci ilk baştan itibaren misafirperverlik ilkesi temelinde, geçici sığınma ilkesi temelinde yaklaştı. İlk başta 100 bin, 150 bin üst sınırımız varken bugün geldiğimiz noktada biraz rakamlarla konuşursak 5.2 milyon mülteci var Türkiye'de. Bunların 3.6 milyonu Suriyeli, geri kalanı Iraklı, Afganistan, Somali ve diğerlerinden gelen yerler. Her gün Türkiye'de 190 küsür tane bebek doğuyor. Güneydoğu illerimize gittiğimiz zaman mesela Gaziantep çok iyi iş yapan bir il. 400 küsür bin Suriyeli var. Mardin'e gittiğiniz zaman Mardin'in nüfusunun %70'ine yakın, yani 120 bine 90 binlik bir 90 bin Suriyeli var. Hatta Kilis'te oranın nüfusunu aşan Suriyeliler var. Ve İstanbul'a da gelindiği zaman İstanbul'da da 600 bine yakın Suriyeli var. Bunların kampları... İyi işler yapılıyor ama çok cüzi rakamdakiler kamplarda yaşıyorlar. Kayıtlı olanlar var. İlk gelenlerden orta sınıf ve üstü olan Suriyelilerin ekonomik anlamda kurduğu işler var. Belli bir ekonomik aktör var. Ama İstanbul'da da envanteri tam olarak yapılamıyor ama yaklaşık 570 küsür bin Suriyeli var. Şimdi böyle baktığımız zaman nasıl bir noktaya geliyoruz? Bir, İnsani olarak başlayan, hakikaten de Mete Bey'in başlama noktası çok önemliydi. Bu insanlar mülteci dediğimiz şey göçmen değil. Mesela ben Ankaralıyım, 20 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Türkiye'nin %58'i göçmen. Yani 58 orandaki insan doğduğu yerde değil başka bir yerde yaşıyor ve ekonomik olarak yaşıyor. Mülteci dediğimiz insan zorunlu olarak... insani anlamda, yaşam anlamında kendi toprağını, kendi evini terk etmek durumunda kalan insan. O yüzden de o şekilde geliyorlar. Büyük bir trajedi, büyük bir saldırı var. Yaşamak için geliyorlar. Yoksa yani bir iş buldukları için gelmiyorlar. O yüzden de başından itibaren Türkiye bu işe insani temelde baktı. İnsani diplomasi dendi, insani yardım dendi, insani durum dendi. Ama bunun ekonomisi var, bunun sosyolojisi var, psikolojisi var. Bugün geldiğimiz noktada esasında biz bunu son 3 yıldır hem ben kendi şahsım adına akademik olarak çalışmalarım içinde hem kurumum temelinde Türkiye'ye hep bu şeyi yapıyoruz, tavsiyeli bulunuyorduk. Son 3 yılda artık bu misafirperverlik dönemi bitti. Artık bu sığınmacılık dönemi
Türkiye'de bir şekilde yaşanıyor, Türkiye buraya insani olarak yaklaşıyor, dönem bitti. Hı hı. Biraz evvel Ankara'da paşamızın söylediği gibi Türkiye'nin bir devlet politikasına ihtiyacı var. Türkiye'nin bu sürece sadece insani değil, ekonomik anlamda, psikolojik anlamda, siyasi anlamda yaklaşması, bir Suriyeli politikasına ihtiyacı var. Geciktik mi yoksa Türkiye? Çok geciktik. Hı hı. Ve son 3 yıldır bütün bu öneriler temelinde, mesela Kartepe'de büyük bir Suriyeli mülteci zirvesi yapıldı. Ben katıldım orada. Evet. Çok önemli insanlar geldiler. Onlara başkanlık yaptım. Fakat sonradan hiçbir şey çıkmadı. Devlet bunları biraz sivil toplum temelinde yapalım dedi. İmra diye bir şey kuruldu. Onun kurulmasına da katkı verdik. Çünkü biliyorduk ki bu süreç bir yerden sonra, biraz sonra söyleyeceğim gibi, Türkiye'nin başını bir taraftan Mete Bey'in söylediği anlamda, fakat bir taraftan da içte Türkiye'deki insanların Suriyelilere yaklaşımı temelinde çok başını artacak. O yüzden de İmra'da kuruldu. O da biraz bir şeyler yapmaya çalışıyor. Fakat bir türlü ne İstanbul'da örneğin envanter yapıldı, ne Türkiye'de devlet hem 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, ki çalkantılı dönem, hem son dönemlerde zaten, o yüzden ben hep seçim yorgunu Türkiye diyordum. Seçimler, seçimler, seçimler olunca bu yönlere Türkiye'de devlet, Türkiye'deki hükümet ilgilenmedi bu konularda. Şimdi o envanter çıkarılmaya çalışılıyor. Şimdi çıkartılıyor. Için, evet. Şeyi de söyleyeyim, Mete Bey, orada da katılıyorum. Yani Ali Bey'in İstanbul'a gelmesi, İstanbul Valiliği bu konuda çalışmalar yapıyor ama şu anda Türkiye'de gelinen noktada 3 tane çok ciddi sorun var. Bunlardan bir tanesi, bunu Soçi toplantıların bir tanesinde Sayın Cumhurbaşkanı söylemişti. Türkiye mülteci almada, biraz evvel siz söylediniz, Türkiye nüfusunun %6'sı, yani %5 ile %6'sı arası, hepsini toparladığımız zaman. Bir kere bu mülteci sorununda doyum noktasını aştı Türkiye. O dönemde de, şimdi belki ikinci dönemde, ikinci tarafta şeyde yapacağız. Ama İdlib, şimdi İdlib, ben de onu söyleyecektim. Işte, İdlib'de orada Atme kampında sınırımızda... İşte ama orada işte bir hamleler yapıldı ve o anlamda hani İdlib'i durdurmak istendi. Evet, şimdi bir tanesi doyum noktasına geçtiği zaman yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki, sadece orada Mete Bey'den ayrılıyorum, bu sosyal medya konusu değil. Mesela Türkiye'de sosyal uyum temelinde yapılan, güven temelinde yapılan araştırmalar hepsi gösteriyor ki Türkiye'de Suriyelilere karşı tepki giderek artıyor. Neden artıyor peki? Giderek artıyor. Çünkü Türkiye'deki toplum artık yavaş yavaş bunun rakamlarıyla artık misafirperverliği aşıp ne yapacağız sorusu da geliyor. Yani bir anlamda Türkiye'de mesela ekonomik sorunlar yukarı çıkmaya başladıkça dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi Suriyelilere karşı gelecekler bizim işimizi alıyorlar. Gelecekler bizim işte ailemize karışıyorlar. Gelecekler bizim sokağımızı işe yapıyorlar. Ama işte orada da o kadar çok kontrolsüzlük var ki. Ya işte kendi, yani Arapça tabelalardan. Devlet politikası olmayınca, evet. Devlet buraya girmeyince, devlet sivil toplum ilişkisi olmayınca, sivil toplum örgütleri arasındaki koordinasyon, bununla ilgili ciddi bir çalışma olmayınca, toplumu yalnız bırakınca, biraz da burada seçimlerin sorunu. Çünkü bu var. Şimdi ikincisi, toplumun korktuğu alan... biraz evvel Ankara'da paşamız söyledi. İşte DH sorunu. Yahut da Selefiler. Şimdi deniyor ki bu envanter yapılmadığı radikal zaman. Radikal cihatçılar bu, varsa bu şey yapılmadığı zaman sadece ekonomi değil, güvenlik temelinde de kim bu insanlar? İşte önce Pınar'da bir barınma merkezinde 2252 kişi gönderilmiş 16 günde. Evet. İstanbul'dan. Yani şimdi bunlar böyle olunca bir istihbarat çalışması yapılıyor ama bu istihbarat ama çalışması... yeterli değil. Evet, ve yani. Orada sosyal medya sonuna geleceğim. Üçüncüsü de Ali Bey'in yaptığı araştırmalarda da, biz de bunu başka ülkelerdeki mülteciler üzerinde yapılan araştırmalardan biliyoruz. Sen Çarkoğlu'nun araştırmasından kimden bahsediyorsun? Hayır. Valilikle ilgili, valinin söyledikleri, evet. Ve mesela şeyde de, İsviçre'de İslamofobya üzerine yapılan, İslam korkusu yapılan çalışmalarda da gösteriyor ki, Müslüman nüfus esasında suç işlemiyor. Fakat algı nedir? Müslümanlar suç işliyorlar. Aynı şey Türkiye'de de olmaya başladı. Suriyelilerin yapmış olduğu şeyler, cezai unsurlar çok düşük olmasına rağmen sosyal medyada diğer aygıtlarla Suriyeliler şunu yapıyorlar. Suriyeliler en fazla şekilde cezai durumları gerektiren işlemlerde ya da faaliyetlerde bulunuyorlar. Ve böyle olduğu zaman toplumun, esasında mülteciler konusu çok önemli olan, toplumun psikolojisi,
bozulmaya başlıyor. İzmir'de de KONDA'nın Suriyeli algısı anketi var. Bugün yayınlandı ankete göre. Şubat 2016'da Suriyeliler ilişkisi seviyesinin aynı evde olabileceğini söyleyenlerin oranı %14'müş. Evet, şu anda oran 2019 Temmuz'da %7'ye gelmiş. %7'ye düşüyor. Ciddi anlamda komşunuzu, bir tepki var. Mesela güvenle ilgili yapılan var. Evet. Güvenle ilgili yapılan araştırmalarda kimin komşunuz olmasını istemiyorsunuz noktasında ikinci sırada yahut da üçüncü sırada Suriyeliler çıkıyor. Yahut da social cohesion denir, yani toplumsal uyum, birlikte yaşama üzere yapılan araştırmalarda ikinci tehlikeli unsur, evet, Suriyeliler çıkıyor. O yüzden de artık bizim Suriyeliler konusunda ciddi olarak çalışmak, ciddi olarak devlet sivil toplum işbirliğine ihtiyacımız var. Bunu yapmazsak çok daha esasında kötü noktalara gidecek. Bunun da iki tane boyutu var. Bunlardan bir tanesi Mete Bey'in söylediği gibi, o konuda da benim endişelerim var. Türkiye insani temelde yapmış olduğu çok önemli bir işten eğer Türkiye'ye karşı bir algı, Türkiye'ye karşı bir işte üst, Ali Bey üst akıl demiş. Yani onlara ne dersek diyelim, fakat bunu insani temelde yapacaklar. Yani Avrupalılar, Avrupa devletleri, Avrupa Birliği Suriyeli mülteciler konusunda sınıfta kalmıştır. Dünya sınıfta kalmıştır. Türkiye zaten bu anlamda hep birinci çıkıyor. Fakat Türkiye'ye bir algı, bir saldırı olduğu zaman onu ekonomik olarak, onu güvenlik olarak değil, insani olarak yapacak. O anlamda da diyecek, denecek ki peki, Türkiye insani olarak 8 yıldır içinde barındırmış olduğu bu insanlara karşı çok kötü davranıyor. Bu insanları işte sınır dışı ediyor. Bu insanları çok çocuklar, şunlar bunlar gibi şeylerdi. Şimdi böyle olunca da esasında artık ciddi olarak bizim oturup Suriyeliler konusunda ne yapacağımız kararını almamız lazım. Peki, bu sadece hocam, Ankara ile olmaz. Sadece devletle olmaz. Kesinlikle. Bu da muhakkak büyük devlet, sivil toplum, sivil toplumlar arası ilişki olması lazım. Bir de şunu söyleyeyim, onu bitireyim. Bütün araştırmalar gösteriyor ki, orada Mete Bey'den ayrılabilirim. Zaten biraz da korkular da burada yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Şimdi 3.6 milyon Suriyeli her gün doğan çocuklarımız, 200'e yakın çocuk doğuyor. Şimdi evet, bunun yüzde, dünya pratikleri de gösteriyor, %60'a yakınının Türkiye'de kalacağı varsayılıyor. Bu şu anlama geliyor: Türkiye'nin şu andaki nüfusu 81 milyon değil, 83 milyon. Şimdi böyle olunca esasında biz yaklaşık 2 milyon Suriyeli mültecinin artık Türkiye'de kalacağı varsayımı üzerine Türkiye'nin geleceğine bakıyoruz. Şimdi böyle olduğu zaman da artık bu misafirperverlikle, sadece insani durumla çözülecek bir şey değil. Çok Türkiye'nin ciddi hakikaten adımların, bu bir yönetim ve yönetişim sorunu olmaya başlıyor. Sayın Erdoğan, diğer konuklarım hiç konuşmalar. Onlara geçeyim, sonra yani hemen geleyim. Bu, çok, ya bir ekleme yapmak çok istiyorum. Çok kısa sayın Yeşiktaş. Ersun Hocam, geliyorum size de birazdan. Türkiye yalnızca Suriyeliler ve göç sorununu Türkiye'de çözmeye çalışmıyor. Yani burada bir hata yapmayalım. Fırat Kalkın Harekatı, DAEŞ'in bölgeden çıkartılması, PKK'ya Fırat'ın doğusuna yapılacak olan harekat, Zeytindal Harekatı ve İdlib'deki yapılan operasyonların bir kısmı da, çünkü üç madde saymıştık, o üçüncü maddeden bir tanesi de şuydu: Türkiye'de bulunan mültecilerin, geçici sığınmacıların tekrar ülkeye dönecekleri ortamı sağlayabilmek ve yeni göç dalgını engelleyebilmek. Yani Türkiye bu olayın yalnızca Türkiye tarafında uğraşmıyor, bir de karşı tarafa geçip, bir de karşı tarafta da bunun mücadelesi yapıyor. Yani o kadar kolay bir konudan bahsetmediğimize söylemek için söyledim. Anladım. Önce burada ne yapılacağını konuşalım. Sonra sınırlarımız ötesinde zaten güvenli bölge ve Fırat'ın doğusuna harekatı da geri dönüp dönmeme hikayesi de burada başlıyor. Tabii orada başlayacak. Orada başlıyor. Hocam, sizce bir algı yaratılmaya çalışılıyor mu? Yoksa aslında işte genel bir tepki olduğunu da görmezden gelemeyiz zannediyorum. Bir tepki de söz konusu. Yani bu genel tepkinin ne kadar genelleştirilebileceği konusunda çok emin değilim. Yani ne oldu da birden bu konuyu bu bağlamda konuşuyor oluverdik? Mülteciler bağlamında ya da mültecilerden, sığınmacılardan kaynaklı bir takım çok radikal güvenlik, ekonomik veya diğer alanlarda sorunlar mı ortaya çıktı en azından rakam bazında? Örneğin mesela güvenlik bazında işte Selefi örgütlenmelerin, bu bir iddia sonuçta, göçmen ya da sığınmacı kitlelerin içerisinde bir takım organizasyonlar yapmak suretiyle bir takım terör eylemlerine karışma hadiselerinde bir artış mı yaşandı? Elbette bu da oldu. Örneğin Sultanahmet meydanındaki bombalı saldırı
Türkiye'de yaşayan bir sığınmacı tarafından organize edilmişti. Ama o tarihten bugüne, yani sığınmacılara, mültecilere yönelik anti göçmen siyasetinin ve söyleminin yükselişe geçtiği bir dönemde mülteciler eksenli ortaya çıkan bir sorun var mı? Yani mültecilerden kaynaklı bir sorun var mı? Ben onun arasında bir ilişki göremiyorum. Yani dolayısıyla böylesi bir ilişkisizlik hali söz konusuysa, o zaman başka nedenler üzerinde biraz konuşmak lazım. Bu tabii ki son dönemdeki özellikle anti göçmen karşıtı siyasal söylemin önemli ölçüde yükselişe geçmesi ve sosyal medya veya konvansiyonel geleneksel medya gibi alanlarda bu söylemin çok ciddi bir biçimde dolaşıma girmesinden kaynaklanıyor. Bir kere siyasi ayağı çok güçlü. Yani bu siyasi ayağının belki de Türkiye'ye gelmesi biraz geç bir döneme tekabül ediyor. Yani Avrupa'da zaten böyle anti göç karşıtı bir söylem hakim durumda. Bu siyasete önemli ölçüde yansımış durumda ve siyaset buradan çok ciddi manada besleniyor. Tabii ki Türkiye'ye de önemli ölçüde yansıdı. Ama işte burada bir devlet politikasının olmaması... Oraya geleceğim. Ben izniniz yine Konda'nın anketinden bazı veriler paylaşayım. Aynı apartmanda otururum, komşu veya arkadaş olurum diyenlerin oranı %41'den 21'e düşmüş. Yani şimdi tabii ki 2600 kişi üzerinde yapılan bir anketten bahsediyorum. Aynı mahallede yaşarım diyenlerin oranı %57'den 31'e gerilemiş. Şimdi evet, aynı tabii şehirde yani yaşarım diyenlerin oranı da 72'den 40'a düşmüş. Evet. Yani hangi bölgede yapıldı? Yani şimdi bu ifadeleri söyleyen kişiler, yani bu soruları sorulan kişiler kiliste mi yapıldı? Onlarca ve binlerce belki farklı tersi örnekler var. 2651 kişiyle. Doğru. Evet, sayı yani Konda'da güvenilir ama, bir araştırma. Yok, güvenilirliğini sorgulamak açısından söylemiyorum ama bize çok genelleştirilebilir bir argüman üretmek için ciddi bir örneklem teşkil eder mi? O konuda şüphelerim elbette olur. Yani noktalarda sordular? Çünkü şu anda, yani son birkaç hafta özelinde, belki de seçimlerden sonra çok ciddi bir anti göçmen, anti sığınmacı karşıtı bir kampanya var ve bunu birkaç tane gündelik olayla ilintilendirdiğiniz zaman da çok ciddi sonuçlar ortaya çıkıyor. Ama tabii bu siyasi kampanya, sosyal medya kampanyasının güçlü olması, bu sığınmacı meselesinde Türkiye'nin bir takım sınamalarla, meydan okumalarla karşı karşıya olduğu gerçeğini değiştirir mi? Tabii ki değiştirmez. Ama şu ifadeyi ve şu argümanı ileri sürmek de ciddi manada zorlaşır kanaatimce. O da devletin bir göçmen siyaseti yok, bir stratejisi yok. Devlet bu anlamda birçok hata yaptı demek. Şu anda Türkiye'nin gerçekten bu meseleyle ilgili sarf etmiş olduğu mesaiye, çabaya büyük oranda da haksızlık olur. Yani Fuat Hoca'ya katılmıyorsunuz şöyle, o zaman. Yani şöyle, tabii katıldığım yanları var elbette Fuat Hoca'ya, ama tabii ki şu anda Türkiye'nin belki de en büyük ihtiyacı olan şey buna dair stratejik bir yol haritası oluşturması. Ama biz şu anda... Var mı peki Türkiye'miz? Yani şu anda oluşturuluyor. Elbette var. Bir perspektifi var. Mesela bugün kayıt altına alınmıyor demek çok yanlış olur. İkincisi, bunların güvenlik ortaya çıkarabileceği güvenlik zafiyetlerinin farkındalık bakımından istihbarat kurumlarında ve diğer güvenlik kurumlarında olmadığını söylemek de yine yanıltıcı olur. Yani Türkiye sadece sırf bu özellikle 2015'ten sonra yoğunlaşan politikası ve stratejisi bağlamında içeride çok ciddi bir güvenlik network'ü, güvenlik adeta ağı kurdu. Bütün kurumlar bunun içerisine entegre bir şekilde kaynak bilgi anlamında, istihbarat anlamında doğrudan bilgi aktarıyor. Yani havaalanlarından tutun da otogarlara kadar Türkiye'nin bütün alanlarında bu yönde bir takip söz konusu. Bugün Hocam, Türkiye'nin bugün örneğin, Sayın Valinin verdiği rakama göre işte 16 günde 2252 kişiyle ilgili istihbarat çalışması yapılıyor ve onlarla ilgili hiçbir istihbarat bilgisi yok. Yani şimdi İstanbul bakın şöyle bir şey. Şimdi son dönemlerdeki yaşanan Türkiye'nin içinden geçtiği siyasi süreçte de bu göçün, özellikle sığınmacılığın karakter değiştirdiğini görüyoruz. Sorunun karakter değiştirdiğini. Bir kere nicelik olarak çok ciddi bir artış yaşadı. Bundan kaynaklı bir takım sorunlar zaten ortaya çıkmış durumda ve burada bir takım sektörler bazında da duruma el atmak, duruma bakmak lazım. Yani bu mesele ekonomi bir boyutu, toplumsal kabul bir boyutu, entegrasyon başka bir boyutu, eğitim bir boyutu, barınma bir boyutu. O kadar çok başlık var ki sığınma meselesiyle ilgili. Dolayısıyla bunun hepsiyle aynı anda böyle dört başı mamur bir strateji ortaya koyup bunu tatbik etmek de son derece zor. O zorluk da biraz Türkiye'nin bu meseleye sadece muhatap kalan bir ülke olarak
Mesela Almanya gibi değil, Yunanistan gibi değil, başka aktörler gibi değil. Aynı zamanda bu meselenin doğrudan içinde olmasından kaynaklanan sorunlar var. Peki bir ara verdik, aranın ardından tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biraz ara. Evet, devam ediyoruz. Türkiye'deki, özellikle İstanbul'daki Suriyelileri konuşuyoruz. Şu ana kadar konuştuklarımızla ilgili ilave edecekleriniz var mı? Bir hukukçu olarak şu anda Suriyeliler geçici koruma statüsünde. Bunlarla ilgili olarak işte Sayın Vali, birinci hedef düzensiz göçü bitirmek ve kayıtlı olan, başka yerde kayıtlı olanları olan Suriyelileri de kayıtlı olan yere göndermek diyor. Ama mesele sadece İstanbul ekseninde tartışılıyor gibi görünüyor. Neden İstanbul'da özellikle bu mesele bu kadar yoğunlaşmış durumda? Diğer iller de nasıl çalışma yapılıyor şu an için, oradan sağlıklı veriler bende yok ama özellikle İstanbul'da bu mesele niye bu kadar çok tartışılır hale geldi? Siz ne düşünüyorsunuz Sayın Şen? Öncelikle iyi akşamlar. Didem Hanım, herhalde İstanbul Belediye seçim sonuçlarından dolayı değildir diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar basit bir meseleyle karşı karşıya değiliz. Biraz önce belirtildi, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 20.12.2018 tarihli resmi kayıtlarına göre 3.618.624 Suriyeli var ülkemizde. Tabii bir hukuk devletinde yaşıyoruz. Şu ana kadar kıymetli katılımcıların, arkadaşlarımın söylediği meselenin insaniliği, misafirperverliği, Suriyelilerin kitlesel akımla geldikleri, efendim işte bunun iktisadi sonuçları, demografik yapıya etkileri, bunu da ben ekleyeyim, kıt kaynakları olan ülkenin, iktisadi sorunlarla karşı karşıya kalan Türkiye Cumhuriyeti'nin sadece acaba insani misafirperverlikle bu sorunu çözme gücüne sahip olup olmayacağı, çünkü önümüzde bir maddi hakikat var. Siz akdettiğiniz, imzaladığınız hiçbir uluslararası sözleşmede ve iç hukukunuzda Türk vatandaşlarının önüne hiçbir milleti, memleketi koyamazsınız. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin varlık sebebi Türkiye Cumhuriyeti'nin memleketini ve milletini koruyup kollamaktır. Öncelik budur. Öncelik Türk milleti. Bu memleket. Hangi gerekçeyle bakarsanız bakın, sorunu çözme noktasında sizin ortaya koyacağınız bütün projelerde önce memleketin ve milletin âli menfaatlerinin önde olması gerekir. Bütün dünya, bütün devletler, memleketler bunu böyle yapıyor. Onu söyleyeyim size. Ancak meselenin tabii önce isimlendirmesi kanaatimce isabetli yapmak lazım. Çünkü o kadar farklı kavramlar kullanılıyor ki Suriyelilerle ilgili, bugün bu toplantıda demiyorum, burada özen gösterildi. Mülteci deniyor, sığınmacı deniyor, şartlı mülteci deniyor, ikincil koruma diyen var. Ama siz biraz önce isabetli bir kavram söylediniz ki bunun benimsenmesi lazım. Elbette geçici koruma altında bulunanlardır Suriyeliler. Mülteci olamazlar zaten. Mültecilik Avrupa memleketlerinde meydana gelen hadiselerden, ırk, din, tabiyet, gruba mensubiyet, siyasi düşüncelerden dolayı zulüm altında bulundukları kabul edilenlere tanınan bir ayrıcalıktır. Mültecilik budur. Ayrıca yeri gelmişken söyleyeyim, bir espri mahiyetinde olup olmadığına siz karar verin. Hiçbir mülteci de bayramda memleketine gidip de geri gelmez. Onu size söyleyeyim. Böyle bir dünya yoktur. Yani mültecilik bugüne kadar kabul edildiği şekliyle 1950'li yıllardan bu tarafa hakikaten zulüm altında bulundukları tespit edilmiş ve memleketlerine dönme imkan ve ihtimali bulunmayan kişilerdir. Evet. Zaten coğrafi nedenlerle Suriye arasında anlaşma var hocam. Sayın Şen, hocam, 1954 Ankara Anlaşması. Bir dakika, 1999 Türkiye Hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti arasında imzalanan bir anlaşma gereği bunlar gerçekleşiyor. Siz daha iyi biliyorsunuz, sınırlar olduğu zaman insanların neden gidemediğini, tel örgülerle ayrıldığını, o yüzden bayram aşamadığını. O dediğiniz anlaşmanın şu anda bir hükmü yok. Neden yok? Onu söyleyeyim size, bir defa Türkiye Cumhuriyeti Devleti Suriye Devleti'nin mevcut o anlaşmayı akdeden herhalde gücünü tanımıyor, iktidarını. Şu anda zaten bizim resmi diplomatik temaslarımız yok, biliyorsunuz. O anlaşmanın yani ortadan kalktığı anlamına gelmez hocam. Bakın şöyle söyleyeyim size. O anlaşmanın benim söylediklerimle hiçbir ilgisi yok. Onu ifade edeyim ama size. Öncelikle bayram dediniz, Suriye ile ikili antlaşmalar dediğiniz noktada güvenlik antlaşmaları da var. Hatta 2011 yılında da var. Ona baktığınızda. Fakat benim söylediğim
mültecilik meselesine yaklaşım. Bizim zannediyorum Suriye ile aramızda mültecilik üzerinden bir anlaşma olmasa gerek. Yani en azından herhalde Suriye devleti kendi memleketinin %60'ının bir gün bu ülkesini terk edip de bunun 4 milyonunun Türkiye Cumhuriyeti'ne gideceğini hesap etmemiştir. Yani böyle bir sözleşmenin yani olabileceğini şey, bir düşünmüyorum ama varsa onun üzerinden de meseleyi konuşuruz. En azından ben bunu 7 ay önce yazdığımda Türkiye'de bulunan Suriyelilerin hukuki statüsü meselesinde o yazıya da bugüne kadar bir cevap gelmedi gördüğüm kadarıyla. Evet. Mültecilik Avrupa ülkelerinde meydana gelen insani krizlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin taahhüttür. Biz tarihi şartı kaldırdık, coğrafi şart devam ediyor. Sizin belki belirteceğiniz husus şudur, geçici mülteciliktir. Sığınmacılıktır. Esas onun adı ama sığınmacılıktır. Hocam, Avrupa şartının Ersan kaldırıldığı efendim. Bir soru var size Fuat ama Keyman'dan. Yani bu hukuken geçici sığınma altında olmasının nedeni Türkiye'nin mültecilerle ilgili bir hukukunun olmamasından kaynaklanıyor. Hayır artı değil, o da değil hocam. Cenevre Konvansiyonu, o da doğru bir tespit. Hayır, Cenevre Konvansiyonu bana bir müsaade etseniz de ben bitirsem. Türkiye Cumhuriyeti dediğiniz meselede mültecilik meselesinde dünyanın en kadersiz memleketidir. Çünkü hem transit ülkedir. Hayır, o anlamda söylemiyorum. Hem hayır. Hem gelip yerleşenlerin ülkesidir. Hocam, hem de Türkiye Ersan Cumhuriyeti. Hocam o anlamda söylemiyorum. Hayır, o anlamda Türkiye'yi eleştiriyor olarak söylemiyorum. Yani Cenevre Konvansiyonu olduğu için, o da Soğuk Savaş'la ilgili olduğu için Rusya haricinde, Sovyetler Birliği o zamandı, onun haricinde hocam, başka yerlerden gelen insanlarla ilgili hukuki bir altyapımız Ankara'da yok. Ankara'da olmak şanssızlık mı ya? Hayır hocam, İstanbul'da İstanbul'da tartışıyor. Bak, ben size Fuat hocam 1 saat 5 dakika müdahale etmedim ha. Müdahale etmiyorum ben, katkı, soru soruyorum. Katkı sevgili ya, hocam. Ama, katkı engellemek için şanssızlık yani. Ne? Şanssızlık ne? Ben Fuat Hoca'yı duymuyorum ki konuşurken. Hayır, tabii yani gecikmeli. Doğru, Ankara Sayın Keyman. Oradaki arkadaşların sözleri bana 5 saniye 4 saniye gecikmeli gidiyor. Ankara'ya ses biraz evet, gecikmeli gidiyor. Hocam. Özür dilerim. Tamam. Doğru yani, hocam haklısınız. Yani teknik bir mesele karşılıklı bu. Hayır, bu Türkiye'de yani tartışılan bir konu da o yüzden. Evet, tamam. Yani geçici sığınma altında olmasının da bu kavramın da Türkiye'deki hukuki boşlukla ilgili bir nedeni var. Türkiye onu boşuna kullanmıyor. Yok, o da değil hocam. Ona da katılmıyorum. Peki. Değil. Oldu. O da değil. Değil. Hayır. Peki, buyurun hocam. Şimdi izah edeceğim. Zaman dar, sayımız da fazla olduğu için biraz sonra Didem Hanım müdahale edecektir zaten bana. En azından süremi iyi kullanmak istiyorum. Tabii hocam, buyurun. Şimdi bir de kulaklık sorunum var. Bir taraftan da onunla uğraşıyorum. Şimdi onu bir halledelim arada. Size, ben tam göremedim. Bir defa sığınmacılık meselesi bizde gelmiş, yerleşmiş bir kavram olarak gözüküyor. Mülteciliğin esasında statüsünü kazanmak için bekleyenler olarak adlandırılan bu kavram Suriyeliler de kapsıyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti ilginç bir düzenleme çıkarıp hocam 64-58 sayılı kanun olarak bilinen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu bu 04-04-2013 tarihinde zannediyorum yürürlüğe girmiş bir düzenleme. Bunun bir maddesi var, bu 62. madde. Sığınmacılığı bir anda biz kaldırmışız. Yani bu mülteci statüsünde olma ihtimali olup da Avrupa dışından gelenleri de alalım mantığıyla evet. Türkiye Cumhuriyeti o tarihte bir karar vermişlermiş. Ya arkadaş, ben sığınmacılık meselesini kenara koyuyorum, yerine şartlı mülteciliği getiriyorum. Hocam, şartlı mültecilik de şu enteresan. Şartlı mültecilik üçüncü ülkeye gitmek için Türkiye Cumhuriyeti topraklarında geçici bekleyen kişiler statüsü. Evet, İşte Avrupa, uyanık Avrupa bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne bu maddi bir takım desteği ve vize muafiyeti gibi bir kavramı hatırlarsınız. Siz de Sayın Davutoğlu döneminde bu gündeme geldi. Ben dedi yalvar yakar oldum. Dedim ki yapmayın göç antlaşmasını. Yapmayın, bırakın şu Edirne sınırını açın gitsinler. Ama biz tabii çok biliyoruz ya, çok bildiğimiz için zannediyorum yanıldık. Vize muafiyeti vereceklerdi. Bize çok ciddi katkı vereceklerdi. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarına harcadığınız bütçenin neredeyse yarısı kadar bu insanlara insani amenna, kaynaklarınız yeterliyse evet, insani misafirperverlik gerekçesiyle 30 milyar dolar veya ne kadarsa bir para harcamak durumunda kaldınız. Karşılığında ne aldık hocam Avrupa'dan biliyor musunuz? Maddi olarak bunun belki %10'unu bile alamadık. Vize evet. Muafiyet aldık mı hocam? Var mı aramızda pasaportunda işte kırmızı ve hususilik olmadığı takdirde Avrupa memleketlerine giriş çıkış yapabilen? Yok. Sonuna kadar hatta vize muafiyeti olanlara bile yaptıklarını sınır kapılarında görüyoruz. Dolayısıyla şuraya gelmek istiyorum. Evet, peki, bu Suriyeliler Didem Hanım ikinci koruma statüsünde de değil. Yani döndüklerinde ölüm cezasıyla
cezalandırılıp da ölüm cezaları infaz edilecek insanlar statüsünde dedi. Bunlar tipik, bakın net söylüyorum, yasal tanımı size okuyorum. Hı hı. Biraz önce söylediğim 6458 sayılı kanunun 91. maddesine göre aynen buraya uyuyorlar. Ülkesinden ayrılmaya zorlanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımıza geçen yabancılara geçici koruma sağlanabilir demişiz. 2014 yılında bunun yönetmeliğini çıkarmışız. Hı, tamam. Hatta bunlara çalışma izniyle çalışma hakkı tanınır yani, demişiz. Tamam. Ama bunların statüsü net, sizin de biraz önce söylediğiniz gibi geçici koruma. Geçici koruma kavramı da 1994 yılından başlıyor İdem Hanım Birleşmiş Milletler'de. 2014 yılında bu iyice güçlenen bir kavram olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne bu yönetmelikte giriyor. Yasal dayanakla Yugoslavya krizinin icat ettiği beklenmeyen, yani ani göç, ani yüklenme, öngörülemeyen bir durum. Zaten biz diyoruz ki bu kanunun o maddesindeki gerekçe de Türkiye Cumhuriyeti'ne gelen bu göç eğer mültecilik statüsünü veya sığınmacılık, geçici mültecilik statüsünün çok üzerinde, fevkinde sayıya ulaşmışsa zaten sizin oturup bunları değerlendirebilmeniz mümkün değil. Bunlara geçici koruma diyorsunuz. Geçici peki ne, koruma siz ne yapılmasını öneriyorsunuz? Geri gönderin. Peki ne öneriyorsunuz? Benim söyleyeceğim şu. Evet. Bir defa Türkiye Cumhuriyeti'nin olmazsa olmazı şudur. Biraz sonra zannediyorum konuşulacak. Suriye'nin doğusu dahil 30 kilometre derinlikli güvenli bölgeler mutlaka kurulmalıdır. Hı hı. Bu insanları biz can güvenliği, mal güvenliği içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin daha fazla iktisadi yapısını zorlamadan, demografik yapısını bozmadan bu insanları topraklarına yaşanabilir, yaşayabilir, özgürce ana vatanlarına gönderebilmesi mümkün olduğu sürece, hukuk buna müsaade ettiği biçimde, hı hı, Türkiye Cumhuriyeti'nin, bakın Türk milletinin, biz beğenelim beğenmeyelim, insani konuşuyorum yanlış anlamayın, ama bizi seyredenlerin bugün anket yapının çoğunluğu, ben sosyal medya üzerinden de konuşmuyorum, biraz önce Sayın Yarar'ın o ifadelerine, tespitlerine de aynen katılıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal medya idare etmez. Türkiye Cumhuriyeti'nin yargısına sosyal medya yön vermez. Biz o kanayan yarayı biliyoruz. Ama bir gerçek var. Türk milleti bu göçten, bu göçün devamlılığından, bu göçün kalıcı olmasından, başka memleketlerden de devam etme ihtimalinden rahatsız. Bu ülkenin iktisadi sorunları var. Bu ülkenin insanları bu sorunları... Hocam peki bu rahatsızlığı... Hocam bu rahatsızlığı sadece ekonomik olarak mı açıklıyorsunuz? Yani bunu... Yok, bir de demografik tabii ki. Tabii demografik ki demografik yapısı. Yapıyı da açıklıyorum. Tabii ki bu milletin, bu memleketin bir üniter yapısı var, bir nüfus yoğunluğu var, nüfus yapısı var, 81 vilayeti var. Bunları alıp koyup ne şekilde kazandıracağınız, eğer bunlara vatandaşlık statüsü verecekseniz, kalıcılık verecekseniz, bunu nasıl yapacağınıza dair elbette siyaset üzerinden devlet politikalarını kuracaksınız. Anladım. Ama ben sadece beğenelim beğenmeyelim, sokağın bize söylediği, siyasetçiye söylediği, kıymetli yöneticilerimize söylediği, bu sorunu çözün, bu insanları yurtlarına, geldikleri yerlere güvenli olarak götürün. Çünkü peki, Türkiye Cumhuriyeti'nin ufak bir sorunu daha var. Onu da terk etti. 2011 yılında başlayan süreçte maalesef bazı arkadaşlar belki itiraz edebilirler ama Suriye politikasında yanlışlıklar yaptık. Bundan 2015'li yıllarda dönmeye başladık. Çünkü Suriye'nin korunmuş bir toprak bütünlüğü ve üniter yapısı Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği ve bölünmez bütünlüğü için olmazsa olmazdı. Bunu hepimiz şu anda ittifak halindeyizdir. Hiç kimse aramızda herhalde Suriye'nin parçalanmasıyla ilgili bir senaryoya olur verecek biraz değil. Daha, ona Büyük geçelim. Ortadoğu projesi tamam. Ve o harita kaldığı sürece. Peki teşekkürler. Peki Nevzat Çiçek notları var. Ya onu görüyorum ama özellikle demografik yapısının değişmesine dikkat çekti. Şöyle, yanlış bundan çok rahatsız olanlar yanlış var. Yanlış bilinen bir gerçek var. Aha, yani Türkiye'de var? Bu Suriye meselesi üzerinden, bu sosyal medya üzerinden, gerçekten iliştirilmiş haberler üzerinden, algı üzerinden çok ciddi haksızlıklar var. Nasıl? Evet, Türkiye'ye gelen Suriyeli sayısı, bu AK Parti'nin İnsan Hakları Başkanlığı hazırladığı rapordan okuyorum. Okuyun. 3.634.378. Ağırlıklı olarak 10 ilde yoğunlaşıyorlar. Yani sanıldığı gibi 81 ilde falan bir yoğunlaşma yok. Urfa'da 430 bin. Kilis'te 115 bin. Kayıtlı olanlar ama değil mi? Mersin'de 201 bin. Hatay'da 429 bin. Antep 444 bin. Adana 241 bin. Konya 107 bin. Bursa 174 bin. İzmir 144 bin ve İstanbul 547 bin. Yani topladığınızda
Bu 10 ildeki rakam neredeyse 3 milyona yaklaşıyor. Şimdi bu birinci kısım. İki, Ersan Hocam söyledi. Yani bu insanların bulunduğu konumu yine ben AK Parti raporundan okuyayım. Şimdi bunlar geçici koruma statüsünde olan insanlar mı? Evet. Peki bunların Suriye'den buraya geldiğindeki şartlar değişti mi? Hayır. Peki biz bu insanları bir şekilde geri gitmelerini istiyoruz. Tamam. Şartlar değişmeden siz hangi insanı nereye göndereceksiniz? 330 bin insan Fırat Kalkanı bölgesine oradaki operasyonlarla birlikte 330 bin insan gitti. Hiç kimse onu konuşmuyor. Uluslararası Mülteci Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Avukat İbrahim Ergin Nihal Bengüsü Karaca'ya konuşmuş. Diyor ki sınır dışı edilenlerin ağırlıklı olarak Fırat Kalkanı bölgesine gönderileceğini söylüyor. Bakın gönderilebilir mi oraya? Uluslararası Mülteci Hakları'nın kurucusuyum. Hı hı. Bizim bu derneği kurmamızdaki temel sebeplerden bir tanesi de bu meseleydi. Bizi bırakın 2013 yılında Göç İdaresi Kuruluş Kanunu devreye girdi. Yani dolayısıyla da bazı şeyleri siz önceden, şimdi şöyle bir şey deme şansına sahip değilsiniz. Adamın üzerine bomba atılacak, varil bombalı atılacak, insanlar ölecek, kaçacak sizin sınırınıza gelecek. Ve siz diyeceksiniz ki ya bir dakika dur, ben hepinizi tek tek bir kontrol edeyim, olması gereken bu ayrı bir şey. Ama oluşan şartlar vardan sonrasındaki yanlışları konuşabiliriz. Ama bu insanların statüsü geçici koruma statüsü neyse, siz bu insanları rızası dışında gönderemezsiniz. Türkiye gönderiyor anlamında söylemiyorum. Hani mesele biraz daha anlaşılsın diye söylüyorum. Zaten rızası dışında gönderilen var mı? Zaten uluslararası hukuka aykırı bir durum değil. Onu anlatacağım. Yani oradan doğan değil zaten. Bir takım hakları var. Yani adamın ama nereye kadar geçici Türkiye'de istediğini yapamaz. Şöyle yani adamın ülkesinde doğru şartlar iyileşmediği sürece o statüyü veriyorsunuz. Tamam, burada bizim tartıştığımız mesele ne? 10 tane il saydım ya. Bu illerde kamplar oluştu. Bu illerde devlet gerekli adımları attı. Fakat bu insanların bir kısmı o kurallara uymayarak büyük şehirlere geldi ve sosyal denge açısından çok ciddi sorunlar oluştu. Birinci kısmı bu. İkinci kısmı biraz önce özellik açmasını istenenlik sebep oydu. Yani DAEŞ meselesini söyledi paşam. Şebihalardan tutun çok farklı istihbarat örgütleri bunu Türkiye'ye karşı kullanmak ister mi? İster çünkü bir ülkenin en yumuşak karnı burası. Ve dolayısıyla da şimdi sosyal medya provokasyonlarına bakıyorsunuz. Ya bir tane Suriyeli herhangi bir yüz kızartıcı bir suç yaptığında bütün Suriyelilere mal eder gibi yaklaşımımız var. Ama insanların elini vicdanına koyması lazım. Yani yine söylüyorum. Bu insanlar güle oynayarak buraya gelmediler. Yani mesela fotoğraflar paylaşılıyor. İşte denizde nargile içen falan. Ya Suriye'nin de bir zengini vardı. O da geldi. Ama sonuç itibariyle evler yüksek miktarda kiraya verildiğinde kimse Suriye sorunundan bahsetmedi. Sigortası çalıştığında kimse Suriye sorunundan bahsetmedi. Evet. En bilmem olmadık işlerde hiç kimse Suriye sorunundan bahsetmedi ama ne zaman birileri ki bununla konuşmak lazım. Türkiye'de bu politikayı yani Türkiye'nin oluşturduğu bu kadir çınası kullanmaya başladı. O da şuydu. Kim kullanıyor Türkiye'nin? Oraya geleceğim. Ya biz gerçekten çok büyük bir sınav verdik millet olarak. Hakikaten büyük bir sınav verdik. Yani bakın Avrupa niye... Epey sabırlıyız. Avrupa niye kapıları kapattın dedi. Çünkü benim sosyal dengemi bozuyorsun, yaşantımı bozuyorsun dedi, gelmesin dedi. Kapıları kapattı ama biz buna rağmen... Ersan Hoca diyor ki Türkiye'de de sosyal dengeyi bozuyorlar. Biz buna rağmen millet olarak çok ciddi sabırlar gösterdik. Ben bir katkı sunabilir miyim Nevzat Bey? Hayır. Çok ciddi sabırlar, gösterdik. Ha sorun ne oldu? Tabii ki zaman içerisinde sorunlar baş göstermeye başladı. Bunlarla ilgili devletin önlem alması noktasında hepimiz eleştiriyoruz. Ama şöyle bir tabloyu çizemeyiz. Yani ilk baştan itibaren kardeşim bu tablo kendiliğinden gelişti ve bu insanlar kültürel anlamda Türkiye'ye uyum sağlayacaktı. Zaten entegrasyon sürecinde sıkıntı yaşandığı için devlet bir adım atmak zorunda kaldı. Zaten istihbarat örgütleri, farklı ülkeler burada bu yarayı kaşıma noktasında devreye girdiğinde bunun emareleri görülmeye başlandığında devlet adım atmak zorunda kaldı. Peki neden şimdi neden İstanbul? Neden şimdi cevabı şu. İşte sadece İstanbul mu? Eğer bu bir devlet politikası sadece İstanbul olmaması lazım. Onun altını çizmek gerekiyor. Ben diğer yerlerle ilgili bu konuda herhalde Sayın İçişleri Bakanı işte Maraş'taydı. Maraş'ta çok ciddi açıklamalar oldu. Orada kampları falan ziyaret etti. İstanbul'daki temel sebep çok ciddi anlamda kayıt dışı göçmenin buraya yönelmesi. Yani mesela biz bunları konuşurken iki gün önce biz haberini yaptık. Erzurum Doğu Beyazıt sınırında işte Afgan mültecileri görüyoruz. Yani bir şekilde tekrardan geliyorlar. Onları da bir şekilde buraya doğru geldiğini görüyoruz. İstihbarat örgütleri bu yarayı nasıl kaşıyor? Çok basit, çok basit. Mesela Suriye'nin yaptığı bir olay. 400 bin şehir, 400 bin nüfusu bir şehir düşünün. Orada herhangi bir adli olay olduğunda bu kadar büyütülüyor mu? Yalan haberlerin şeyin en son, işte dün görende, dün önceki gün verilen bir haber vardı. Herhangi bir yalan haber olduğunda bunu teyit mekanizmasını hiçbirimiz soruyor muyuz? Olduğu gibi kalıyor, olduğu gibi büyütülüyor. Esenyurt'ta bir kavga, kendi aralarındaki bir kavga birden neye dönüşüyor? Suriyeli ile Türkler arasındaki kavgaya doğru dönüşmeye başlıyor. Şöyle bir şey var ama şimdi bu olay sosyal medya temelinde
Yeni yıl akşamı başladı. Hatırlarsanız yeni yılda Suriyeliler bakın hem buradalar hem biz onlara yardım ediyoruz hem de bir de yeni yılları şey oldu. Oradan başlayıp Suriye ordusunun bayrağını açtı. Evet, bayrağını açtı. Oradan evet. Şimdi oradan başlayıp buraya kadar Mete Bey orada haklı. Bir noktada giderekten Türkiye'nin Suriyelilerle ilgili yaptığı işler çok olumlu. Çok iyiken birdenbire Türkiye'nin en yumuşak karnı haline gelmeye başlıyor. Ve anlaşılıyor ki esasında Türkiye Suriyeliler temelinde şey yapılabilir. Yani bir meydan okuma olabilir. Suriyeliler temelinde rahatsız edilebilir. Fakat şu noktayı unutmayalım. Yani hep siz diyorsunuz niye İstanbul, niye bugün dendiği zaman şimdi, evet, esasında son 3 yıldır onu altını vurguluyorum. Ersan Hoca da söyledi. Devlet bir şey yapmadı değil. Fakat devlet, hükümet, cumhurbaşkanlığı sistemi bu konuda bence yavaş kaldı. Bence yeterince önceden preemptif diyoruz ya engelleyici hamleleri yapamadı. Onun da nedenleri esasında 15 Temmuz'du, seçimlerdi, cumhurbaşkanlığı sistemine geçişti, Suriye'de olan yaşananlardı. Şöyle bir varsayımda bulunuldu. Türkiye bu konuda iyi bir imtihan veriyor. Bakın Avrupa'ya, Avrupa'da yeni sağ varken, ırkçılık varken Türkiye'de seçimlerde hiçbir zaman Suriyeliler konu edilmiyor. Muhalefetiyle, iktidarıyla Suriyeliler hiçbir zaman Türkiye'de gündem haline getirilmiyor gibi bu varsayımın devam edeceği düşünüldü. Yeterince önemli adımlar, ciddi adımlar atılamadı. Fakat ne zaman ki Türkiye'de bu son 6-7 aydır devam eden süreçte Türkiye'deki siyasi dengeler, Türkiye'deki algılar, Türkiye'deki iç düzen, iç istikrarda bozulmalar olmaya başlandı. O zaman da Suriyelilerin sosyal medya tarafından yahut da başkaları tarafından kullanılması artmaya başladı. Bu aynı zamanda esasında Amerika'da da olan bir şey. Aynı zamanda Avrupa'da İslam korkusu temelinde, yabancı korkusu temelinde olan bir şey. Bir tane Cezayir'in yaptığı Fransa'da bütün Cezayirliler oluyor. Bu her bütün tarafta yapılıyor. Biz bunu söylüyorduk. Yani bu yavaş yavaş İstanbul'a kaydıkça, İstanbul'da sayı arttıkça daha İstanbul, görünür ve 570 daha, küsur bin ve İstanbul büyük bir şehir olduğu için bir taraftan bunu kendi içine alıp absorbe ediyor. Fakat öbür taraftan dışarıya bıraktığı zaman bir bunun hem hocam biz şimdi kayıt altında olanları biliyoruz. Evet. Kayıt dışı olanların 10 bin olduğunu söyleyen var. İşte, 100 bin olduğunu işte söyleyen İstanbul'da var. 700 bin olduğunu söyleyen var. Bu algı İnanılmaz ortaya çıkınca var. O zaman insanların kafasında orada Ersin Hoca'ya katılıyorum. Bir taraftan bizim ekonomik sıkıntılarımız var. Bakın bu insanlar burada bizim işlerimizi alıyor. Ekonomi. İkincisi demografi olarak bizim bir sürü sorunumuz var. Bakın burada Fatih'e gidin, Aksaray'a gidin. Ben gittim Fatih'e, Aksaray'a gittim. Hakikaten Aksaray başka bir yer gibi. Yani Şam'a gitmiştim ben iç savaştan önce. Biraz böyle Şam gibi. Hatta ondan sonra hatırlarsanız Süleyman Soylu Bey şey demeye başladı. Yani oradaki dükkanlardaki Arapça yazıları kaldıracağız. Onunla ilgili tepki vardı. Bak gidiyorsunuz. Yani bu Aksaray, Fatih gibi yerler çok örnektir. Sonra ne oldu? DEAŞ'la ilgili yahut da Selefilerle ilgili. Yani bu insanlar buradalar. Bizim güvenlik sorunlarımız var. Bakın Suriye'de ne oluyor gibi. Birdenbire bütün bunların hepsinin sonucunda Türkiye bence son 3 yılda gerekli adımları atmadığı için burada hazırlıksız yakalandı. Ve şu anda bu meydan okumalar hem içeride... İdem Hanım bir katkı sunabilir miyim? Bir saniye hocam. Nevzat Bey devam edeceğim sizle ama hazırlıksız yakalandı mı Türkiye? Yani tabii ki olayın karakter değiştirmesi elbette çok hızlı bir şekilde ortaya çıktı. Bu da sayıdan kaynaklanıyor. Ama hazırlıksız yakalanma hangi tarihten sonra gerçekleşti? O çok önemli. Ben çok hazırlıksız yakalandığı kanaatini taşımıyorum evet, Türkiye'nin. Farkındayım yani, siz hazırlıklar yapıldığını. Ya tabii ki her geçen gün Türkiye'nin göçle ilgili politikasında daha sistematik bir politika ortaya koyulmaya çalışılıyor. Ve bu sığınmacılarla ilgili özellikle eğitim meselesinden tutun da barınma meselesine kadar düzenlemeler her geçen gün daha profesyonelleşiyor. Ama hocam çünkü siz gelenlerin bir tür, kontrollü bir şekilde geldiğini, hepsinin zaten, kontrol altında zaten olduğunu, bakın Fırat Kalkanı, Fırat Kalkanı harekatından sonra ve bu duvar inşaatının aşağı yukarı 710 kilometresinin şu anda tamamlandığını biliyoruz. Ondan sonra zaten düzensiz
ve baskın bir şekilde bir sığınmacı kitlesi Türkiye'ye gelmedi. Başında yani çok kontrollü bir şekilde hatalar yapıldı belki ya de değil başlangıçta mi? Yani. Tabii ki yani bu meselenin bu noktaya geleceğini hiç kimse varsaymamıştı. Suriye meselesinin çok hızlı bir şekilde Varsayanlar vardı hocam. Hızlı bir şekilde Suriye meselesinin biteceği çalışanlar vardı. Akın akın gelenler vardı. Bir de dolayısıyla özür dilerim. Buyur tamamlayın Sayın Yeşilter. Yani dolayısıyla hazırlıksız yakalanma değil tam tersine Türkiye gün geçtikçe bu konuda kendi politikalarını daha sistematik hale getiren bir noktaya geldi. Anladım. Ama tabii sorunlar da beraberinde geldi. O sorunlar büyük ölçüde Türkiye'nin o içinden geçtiği o siyasi iklim, ekonomik iklim, dış politika iklimiyle birleştiği için daha görünür bir noktaya ulaştı. Bence şu anda daha az güvenli değil Türkiye sığınmacı meselesi konusunda. Yani bu meseleyi çok böyle güvenliğin çok merkezinden konuşmaya başladığınız zaman ikinci bir hata daha yapmaya başlarsınız. Ama bu mesele öncelikle çok insani bir mesele. Ekonomiyle ilgili doğrudan tabii ki yansımaları var ama bir takım makro süreçlerle birleştiği için şu anda sorun üretme ihtimali yeniden konuşulmaya başlandı. Anladım. Ersin Hocam katkınızı alayım. Nevzat Bey dinleyeceğim. Sonra iki tamam. Değerli stratejisi şimdi... Sayın Pekin'e ve Sayın Yarar'a geçeceğim. Ama alayım katkınızı çok kısa hocam. Lütfen. Buyurun. Didem Hanım bu bir siyasi partinin veya belediye başkanı adayının seçimde az veya çok oy almasına bağlanabilecek düzeyde bir mesele değil. Bunun çok fevkinde. Yani bizim ülkemiz siyasi partilerin aldıkları oylara göre politika belirlemez. Siyasetçi bunu yapmaya çalışabilir ama devletin politikaları bunun çok üstündedir. Ben size şöyle söyleyeyim. Nevzat Bey'e katılmadığım bir nokta hukukçu olmadığı için öyle biliyorum. Zannediyorum değilim hocam. Değil evet. Hukuk Nevzat fakültesi mezunu değil. Evet. Yanlış mı biliyorum? Değilim hocam. Doğru. Şimdi çok iyi bir gazeteci şimdi, tabii. Şimdi tamam çok güzel. Şimdi bu 6458 sayılı kanunun hakikaten bu konuyu düzenleyen 91. maddesine bakarsanız bu geçici korunma dediğiniz tam buraya oturan yani Suriye meselesine Suriye'den göç edenlere oturan bu mekanizmada net bir şekilde şunu görürsünüz. Devlet gücü imkanı oranında geçici koruma sağlayabilir der. Sağlamak zorunda değil. Meseleyi sadece insaniliğin üzerine kurduğunuzda elbette söylenecek söz yok. Ama siz bu açık kapı politikasına ne kadar devam edebilirsiniz? Biraz önce bir kıymetli katılımcı dedi ki zaten duvarı yaptık bundan sonra böyle de olmuyor. Ha, demek ki öyle demek. Burada bir sorun var. Bir de meseleyi sadece sosyal medyaya bağlamak doğru değil. Sosyal medya elbette bir sorundur birçok alanda. Fakat bu sorun ciddi bir meseleyi gündeme getirdi. Yani şu anda sadece siyaset üzerinden oy dağılımıyla değil, sosyal medyada yazıldığı için değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin açık kapı politikasını bir kenara bırakıp sınırlarını kapatıp güvenliğini ön plana, iktisadi kaynaklarını ön plana bu memleket ve bu millet için almak zorunda olduğu gerçek. Almazsa zaten siyasetçi de bunun bedelini öder. Size söyleyeyim. Yani hocam, o işin diğer tarafı. Ama söylenmesi gereken şunları söylememiz lazım bizim. Bu sorun sadece sosyal medyada üretilip de Türkiye Cumhuriyeti'nin önüne koyulmuştu. Ama bana şunu söylerseniz ben kabul ederim. Bu bilinçlidir. Türkiye Cumhuriyeti'nin stabilizasyonunu bozma politikasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'ni ateş çemberinin içine almadır. Türkiye Cumhuriyeti, mesela ben size şöyle söyleyeyim. Sizin söylediğiniz verilere göre resmi rakamların dışında, gayri resmi rakamlarda kim bilip kim söyleyebilir ki uyuyan hücrelerin olmadığını, silahlı terör mensuplarının buralarda cirit atmadığını, kim takip ediyor onları? Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliği bu gibi meselede tabii insani misafirperver hareket edelim de bu milletin, bu memleketin geleceği bizim bu gibi meselelerde bir kenara bırakacağımız meseleler midir? Anladım. Dolayısıyla biz ekseni net tespit etmemiz lazım. O da şudur. Türkiye Cumhuriyeti bu insanlara geçici korumayı sağlar. Kanuna göre sağlayabilir ama zorunda değildir. Niye? Çünkü önce memleketinin, milletinin menfaatlerini gözetmek kaydıyla bunu yapabilir. Halse bunlar ibaret. Peki, şimdi teşekkürler. Ben yine okuyayım. Temmuz 2019 AK Parti Genel Başkanlığı, Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı'nın hazırladığı ve parti içinde komisyonlarda da bir şekilde bu mesele tartışıldığında yapılan sunumlarda söylediği şeyi hemen okuyarak bitireyim ben. Diyor ki, biz uluslararası üç ilkeden bahsediyor. Birinci temel ilke temel ihtiyaçların giderilmesi. İkinci ilke açık kapı politikasıyla ensarlığımızı gösteriyoruz. AK Parti'nin şeyini söylüyorum. Üçüncüsü savaş devam ettiği sürece geri göndermeme ilkesini uyguluyoruz. Bu bizim insani, vicdani, tarihi, dini ve hukuki görevimiz diyor. Şimdi hocam haklı olarak bir devletin buna zorunlu olmadığını,
gücü nispetinde... Hayır hayır, ben Nevzat Bey, beni yanlış anlıyorsun. Uh-huh. Bak, yanlış anladın beni. Ben öyle demedim. Ben gönderelim demedim. Hayır, sınır dışı edelim demedim. Zaten demedim o ki. Nedenle ben 30 kilometre güvenli sınır hayır, bölgesi oluşturalım. Hayır, ben onu söylemedim hocam. Hayır, benim söylediğim şu. AK Parti'nin bir siyasi parti olarak o politikası olabilir ama o devleti bağlamaz ki. Tamam, ben de devleti diyorum ki... Devleti bağlamaz. Tamam, o siyasette siz o seçim çalışması olarak da ortaya koyabilirsiniz. Hocam... AK Parti'nin ama politikası, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin politikası AK onun üzerindedir. AK Parti'nin politikası olmaz tabii ki. Devletin devamlı esasında uluslararası anlaşmadan kaynaklı temel olarak yükümlülükleri olur. Buradaki senin söylediğiniz şu, eğer gücün nispetinde size dayatılırsa, gücünüz yoksa bunu kabul etmeyebilirsiniz. Doğrudur. Evet, ama, doğru. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu tercihini kabul etmeden yana kullandı. Şimdi bizim tartıştığımız... Bundan sonra kullanacak mı? Bundan sonra devam edecek mi? Zaten politika o yüzden değişiyor. Şimdi yönetim yani. Bizim tartıştığımız mesele şu hocam. Hani ilk başta devlet buna hazırlıklı mıydı değil miydi? Ben o ilk tartışmaları çok iyi hatırlıyorum. Ankara'da yapılan toplantıları çok iyi biliyorum. Pakistan'da takriri Taliban üzerinden Veziristan bölgesi çok ciddi masaya yatırıldı ve Veziristan bölgesindeki deneyim Suriyeliler için ortaya kondu. Dendi ki 3 şeyin yapılması gerekiyor. 1. Kampların mutlak suretlerle sınır dışında oluşturulması gerekiyor. Mesela Türkiye'de insani yardım kurumlarının büyük bir kısmı kamplarını sınır dışında yaptılar. Suriye sınırları içerisinde yaptılar ama devlet bunu niye yapamadı sorusunun cevabı 2 şey gerçekleşmedi orada. 1. Uçuşa yasak bölge ilan edilemedi. 2. İnsani yardım koridoru oluşturulamadı. Şimdi mesela biz bu insanlar Suriye'ye gitsin. Eyvallah, bunda bir sıkıntı yok. Peki nereye gidecek? İdlib'e gidecek örneğin. İdlib'de her gün katliamın, her gün bombalamanın olduğu yerde siz bu insanları gönderme şansına sahip olabilir misiniz? Hayır. Buradaki temel mesele Türkiye'den kaynaklı hatalar tabii ki var. Ama uluslararası anlamda buna oluşturulan zeminin kendisi bir türlü sağlanmıyor. Şu sorunun cevabını hala bulmuş değiliz. Evet. Bu insanların şartları değişmediği için bu insanlar geri gitsin eyvallah... Ama bu insanların gideceği alanların uçuşa yasak bölge olması, insanlı yardım koridoru olması, yani can güvenliklerinin sağlanması noktasında uluslararası anlamda bir şey sağlanabildi mi? Hayır. Birleşmiş Milletler bugün bile diyor ki İdlib meselesinde bu can güveninin sağlanması lazım. Kime sesleniyor? Orada da çok ciddi bir problem var şu an. Hayır, problem rejim, var. Rejimin kontrolündeki bölgelere gitmeye teşebbüs ya da cesaret eden insanların da başlarına ne geldiği, hem bir insan hakları izleme örgütü hem uluslararası af örgütü gibi örgütler tarafından çok ciddi anlamda rakamlarla ortaya koyuldu. Ben bitireyim, burada ne yapılması lazım sorusunun cevabı herkes o konuda hemfikir. Yani bu uluslararası anlamda bu tür meseleler ülkelerin güvenlik sorunu haline geliyor. Kendiliğinden kaynaklı değil, kullanıldığı alan üzerine çok yumuşak bir karın olduğu için geliyor. İki, bu insanlara Türkiye Cumhuriyeti bir kucak açmış, yerlerini vermiş, oralara gidip kayıt altında orada yaşaması gerekiyor. Üçüncüsü de zaten kayıtlı olanla ilgili herhangi bir problem yok. Bunun sağlanması gerekiyor. Şimdi bu olay niye bu kadar çok büyütüldü sorusunun cevabını bence bulmak gerekiyor. Peki. Esas soru o. Evet, Suriyelilerle ilgili bir entegrasyon sürecinde, yaşayışıyla ilgili... Bu sorunun bir yanıtı var mı sizin? Var bence. Nedir? Çünkü şu, neden bu son dönemdeki, güvenlik, özellikle güvenli bölgeyle ilgili... Tartışma gündeme geldiği andan itibaren bu mültecilik sorunu neden birden ön plana çıkarıldı? Yok muydu? Zaten 7 senedir yaşıyoruz. Zaten 7 senedir bu insanlarla iç içeyiz. Şimdi zaten belli sorunlar var. Şu iddia var. Bir ara vereceğim. Sayın Pekin'i ve Sayın Yarar'ı dinleyeceğim. Onlar da bir farklı bakış açısı katarlar ama şu iddialar var. İdlib'deki çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin Türkiye sınırına doğru... Şu an resmi açıklamalar olabilir. Var. Birleşmiş Milletler'in açıklaması var. Geliyorlar şu an. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülerinden yapılan bir açıklama. Evet, şu an yapıldı. Binlerce kişi çatışmalar nedeniyle hafta sonu Türkiye sınırına doğru kaçtılar diyor ki biz işte Çetin Erçetin'le Atme kampına gittik. Orada da kamp 2-3 tane kamp var. Orada da bekleyen 2,5... Çatışmadan ziyade bombalama. Yani çok ciddi bir yoğun bir bombalama. Orada da bir ciddi bir şeyle göçle Türkiye karşı karşıya kalabilir. Öte yandan Sayın Naim Babiroğlu şu mesajı göndermiş. Diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD PKK terör örgütüne işgal ettirdiği Suriye'nin %30'unda tarıma elverişli alanın %50'sinden fazlası, petrol enerji kaynaklarının %70'i ve su kaynaklarının çoğu yer alıyor. PYD PKK Arap nüfusu göçe zorlayarak Amerika'nın projesi gereği bu coğrafyaya oturdu. Biz de biraz o coğrafyayı konuşalım. Ama öte yandan sizin de söyleyeceklerinizi zannediyorum var. Mete Bey'in, Sayın Pekin'in de. Bir ara verelim, kaldığımız yerden devam edelim.
devam ediyoruz. Özellikle Suriyeliler üzerinde bazı istihbarat örgütlerinin işte o mesele Türkiye'nin hassas meselesi olduğu için de bazı operasyonlar yapabilirler mi? Ve orada nasıl bir güvenlik tehdidi var ya da var mı? Sayın Murat Yeşiltaş meseleye sadece güvenlik tehdidi meselesiyle bakmamak lazım dedi ama güvenlik meselesi içinde kadarı Sayın Pekin'e sormak isterim. Sayın Pekin, hem bu sorumun yanıtını hem de şu ana kadar konuştuklarımızla ilgili yorumlarınız varsa almak isterim efendim. Tabii efendim. Şimdi öncelikle şunu söylüyorum. Tabii Suriyelilerle ilgili Suriyelilerin geri gönderilmesi diye, savaş bitmeden geri gönderilmesi veyahut da Suriyelilerin ya da işte geçici koruma altındakilerin Suriye topraklarında güvenli bir şekilde yerleştirebilmeni, yaşayabilmeni sağlayacak bir ortam sağlanmadan geri gönderilmesinin uygun olmadığını hepimiz biliyoruz zaten. Bu konuyu tartışmaya bile gerek yok. Evet. Yani savaşa insanlar ölsün diye gönderilmez. Yani bu bir defa Türkiye'nin insani şeyi ve şeyden doğan, uluslararası hukuktan doğan şeye diyelim, görevlere diyelim. Hem de bizim insani yapımız. İkinci konu, neden şu anda bu çok fazla ilgilenilmeye başladı? Bence en önemli konu Türkiye'nin iç siyasetindeki dengeler bozuluyor. Bazıları hem içeride olanlar, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bir takım siyasetçiler, siyasi örgütler veyahut da işte bir şeyler yapmak isteyenler, hem de dışarıdakiler bir şekilde Türkiye'nin iç siyasetini Türkiye'nin dış siyasetini etkileyecek şekilde değiştirecek bir takım hesaplar yapıyorlar ve bunlar için en uygun kullanılacak unsurlardan bir tanesi Suriyeliler. Onun için son zamanlarda böyle bir şey başladı. Niye? Suriyeliler evet suç işlemiyor, az suç işliyor. Ama sonuçta asıl önemli olan algı yönetimi. Yani algıyla siz bir anda Suriyelilerin hepsini birden şey ilan ediyorsunuz, terörist ilan ediyorsunuz ya da başka bir şey ilan ediyorsunuz ve halkı ona karşı kışkırtıyorsunuz. Bunları biraz evvel söylediğim gibi Türkiye'nin iç siyasetindeki gelişmelerle bakmak lazım. Yani siyasi gelişmeler işte birileri parti kurmaya çalışıyor, diğerleri başka bir şey yapmaya çalışıyor. Ve hem içeriden hem de dışarıdan birileri bunları etkiliyor. Peki dış siyaseti nasıl etkileyecek bu iş? Biraz evvel gene söylendi. Dış siyasette Türkiye'nin işte İdlib'de şeyi var, bir güvenlik bölgesi var. Arkasından Elbap'ta var, diğer bölgede var ondan sonra ve Fırat'ın doğusunda var, Münbiş'te var böyle. Ve yine bunlarla ilgili Doğu Akdeniz'de sorunları var. Yani bu eğer Türkiye'nin iç siyasetini etkileyebilirseniz o zaman her ne kadar devlet politikası falan da deseniz çünkü birileri dışarıdan çok rahatlıkla etkilenebilir. O zaman Türkiye bu konularda taviz veren ülke duruma düşebilir. Bir defa bunu da ortaya koymamız lazım. Bir de şunu söyleyeyim. Yani işin sosyal boyutu, ekonomik boyutu, psikolojik boyutu, yani bunların hepsinin bozulması güvenlik politikalarını etkiler. Güvenlik sorunu ortaya çıkartır. Yani onun için önemli. Yoksa Sayın Pekin, ne diyelim, demografik yapının bozulması güvenliği etkiler. İzninizle şimdi, güvenlik meselesiyle ilgili geçmeden önce Nevzat Bey'in yorumunu merak ediyorum. Yani iç siyaset tabii üzerinden dış politikaya yön verilmeye çalışılıyor sorusunun sizdeki yanıtı var mıydı? Yani iç siyaset mesela üzerinden paşamın açması lazım onu. Ben yeni parti çalışması dedi. Hani aha, nasıl bir bağlantı var onu bilmiyorum. Hani belki bir bilgi mi bu, bir yorum mu, bir analiz mi Sayın Pekin? Bu analiz, ben yaptığım analizi söylüyorum konuyla ilgili. Şimdi burada açık açık her şeyi söylemem uygun değil zaten. Yani bu yüzden birkaç konuda da mahkemeliyim şu anda. Evet. Onun için her şeyi söylemek durumunda değilim ama şunu söyleyeyim. Türkiye'deki Suriyeliler, geçici korunma altında Suriyeliler, Türkiye için hem bir tehdit unsuru olarak kullanılabilir hem de Türkiye için çok büyük bir fırsat. Nasıl bir fırsat? Eğer Türkiye bunları iyi örgütleyebilirse Türkiye'nin Suriye'nin yeniden şekillenmesi konusunda bunları arkasından olarak söz sahibi olması gibi bir durum ortaya çıkar. Yani sadece oradaki bir takım topraklara girerken onlar da önemli ama bu çok büyük bir güç. 4 milyon kişi. Onun için Türkiye'nin bu
şey konusunu, geçici korunma statüsündeki Suriye konusunu çok iyi idare etmesi lazım. Çok iyi yönetmesi lazım. Aksi takdirde biraz evvel söylediğim gibi hem içeridekilerin hem de dışarıdan etki edenler vasıtasıyla bu konu bir kabusa dönüşebilir. Yani bu konuya iyi bakmamız lazım. Bir de şunu söyleyeceğim. Tabii hatırlarsanız 1992, 91, 92 yılında Halepçe katliamından sonra çok sayıda mülteci, çok sayıda Kuzey Iraklı Kürt şeye geçmişti, Türkiye'ye geçmişti. O zaman da Türkiye bütün bunların hepsine birden, hem de hazırlıksız olduğu halde bütün gücüyle yardım ederken devamlı Batı basınında fotoğraflar çıkmıştı. İşte Türkiye bunlara su vermiyor, ekmek vermiyor, şöyle muamele ediyor, böyle muamele ediyor gibi. Aynı şeyler gene var. Yani mesela İstanbul'dan gönderilenler var. Onlara diyorlar ki, işte bana diyor şey sordular. Yabancı basına okudum herhalde. Memleketine git diye söylediler. Diyor. Ben nereden bileyim diyor Türkiye'den dışarı çıkacağımı. Beni diyor şeye gönderdiler diyor. İşte Elbap tarafına gönderdiler diyor. Yani bu gibi faaliyetler var. Bunlar şimdiden başlamış durumda. Yani sanırım devletin istihbarat örgütleri ve siyasetçiler bunun kokusunu almış vaziyetteler ve bununla ilgili çalışıyorlar. Bununla ilgili uğraşıyorlar. Çünkü Türkiye'nin bu dönemde istikrarının bozulması demek, içeride istikrarın ortadan kalkması demek, dış politikada çok önemli sorunlarımız olduğu dış politikada da çok büyük tavizler vermemizi gerektirir. Emin olun bu konuda Amerikalılar da, İngilizler de, komşularımız da bir kısmı ellerinden gelen her türlü gayreti gösteriyorlar, göstereceklerdir de. Onun için bu konunun çok iyi idare edilmesi lazım. Peki. Devlet politikası haline gelmesi lazım. Entegre edilenler de olabilir. Yani Suriyelilerin bir kısmı Türkiye, Türk toplumuna entegre edilir. Bunlar da yapılabilir. Ama iyi bir sosyoloji çalışması lazım. İyi bir psikoloji çalışması lazım bu konuyla ilgili. İyi bir ekonomi çalışması lazım. Sanırım sorun şey değil. Yani göçmen politikası, göçmen karşıtı politika seçimlerden evvel de vardı. Hatırlarsınız işte Bolu'da bir belediye başkanı seçilmeden evvel kişi ben dedi Suriyeli göçmenlere bir kuruş para vermem dedi. Öbür kişi başka bir şey söyledi. Yani bunların hepsi halkın kafasında sanki Suriyeli göçmenlere çok büyük paralar akıtılıyor. Akıtılıyordur ama yani şu kadar işte imtiyazlar tanınıyor, bedava ev veriliyor, bilmem ne yapıyor gibi bu propagandalar ister istemez Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kafasında başka bir algı oluşturuyor. Peki. Ya bu konuya dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorum ve devletin, iktidarın bu konuyu çok iyi yönetmesi gerektiğini söylüyorum. Peki, teşekkürler. Mete Bey, sen yarar, siz ne düşünüyorsunuz? Tamam. Bir ilave edeceklerim var. Fırat'ın da olsa birazdan saat ilerleyen dakikalar geçeceğim ama. Bu işin başından beri hani tartışmanın büyüdüğü nokta, hani ilk fitil nerede ateşlendi konusuyla başlayayım da ben oradan devam edeyim. Bu nokta çünkü çok önemli. Suriyeliler kendi ülkelerinde neden savaşmıyorlar? Neden biz onlar adına savaşıyoruz diye başlayan Mehmet bir dalgayla başladı. Savaşıyor, evet. Bu öyle başladı dalga. Doğru, evet. Bir defa bu ülkede başka bir ülke tarafından işgal girişimi yok. Bu ülke iç savaş yaşıyor. Yani kendi ordusu insanlarını öldürüyor. PKK gibi bir terör örgütü saldırıyor. Başka taraftan DAEŞ saldırmıştı. Yani bu insanlar bir işte ne diyeyim, Ürdün Suriye'ye saldırmadı. Yani Ürdün Suriye'ye saldırmadı. Bunlar iç savaşın içinde kalan mağdurlardan bahsediyoruz. Peki rakamları söyleyelim. Bu insanlar hangi tarihlerden itibaren Türkiye'ye girmeye başladılar? Bu insanlar önce Suriye Devleti tarafından saldırıldılar. Sonra Suriye Devleti saldırdıkları halde o ülkede kalmaya devam ettiler. Hı hı. Arkasından kim geldi? 2014 yılında DAEŞ diye bir faktör girdi. DAEŞ buradaki kalan sivilleri katletmeye başladı. Arkasından üçüncü bir faktör daha girdi. Bu sefer PKK geldi. Bu sefer PKK insanları etnik anlamda bölgeden süpürerek çıkartmaya başladı. Peki Türkiye bu işe gerçek anlamda ne zaman müdahale etme kararı almıştı sorusunu sordunuz. Geç mi kaldı? Evet. Ben size söyleyeyim. Türkiye 2015 yılında Suriye'ye tek taraflı olarak müdahale etme kararını almıştı. Yani hem DAEŞ sorununu çözmek hem de PKK'nın ilerlemesini engelleyebilmek adına 2015 yılında Suruç patlamasından önce kilise yaptığı yınaklanmayla
aslında bu sorunu tam 4 sene önce kalıcı olarak çözmek için bir girişime başlamıştı. Hatırlayın, arkasından barikatlar dönemi, arkasından Türkiye'deki DAEŞ, arkasındaki darbeler süreci. Demin Üstad çok güzel bir şey söyledi. Bizim ülkenin yaklaşık 4 yıldan beri birinci önceliği Suriyeli mülteciler olmadı ki. Barikatlar dönemi, işte Türkiye'deki saldırılar, DAEŞ saldırılar, darbe sonrası, arkasından Fırat Kalkanı, arkasından Zeytin Dalı gibi birçok sorunla uğraşıldı. Ama bir kez daha söylüyorum, Türkiye bu işi belli bir nokta durdurmak için irade gösterdi. Tarih 2015 yılıydı. Ve 2015 yılından da itibaren topluca saldırıya uğradı. Adını da öyle koyalım. Peki şunu söyleyelim. Bu ülkede kaç milyon insan hayatını kaybetti? Sende rakam var mı? Suriye'de ölen insan sayısı ne kadar? Netleşecek. Yok, yani rakam yok ama 800'le 1 arası söyleniyor, 1,5 söyleniyor. Yok, 1 milyon. 800 binle 1 milyon arasında benim insan hayatını milyon kaybetmiş. 1,2 mi var? Evet. Çıkaran var. 1,2 milyon insan. Yani ne kadar kişiden bahsediyoruz? 22 milyonluk bir ülkenin yaklaşık 1,2 milyon insanı ölmüş durumda. 12 milyon da yer değiştirmiş. Evet, evet. Oraya geleceğim zaten. 12 milyon insan da topraklarını terk etmiş durumda. Yani yaşadıkları yerden dışarıya çıkmış durumda. Bunların bir kısmı ülke değiştirmiş durumda. Bir grubu da evlerine ve baklarına uzaklaşmış durumda. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bir tabloyu bazen unuttuğumuz için söylüyorum. Yani yine insan tarafına geleceğim. Bakın insan tarafına geleceğim. Peki Suriyeliler bu arada ne yapıyorlar? Fırat Kalkın Harekatı sırasında, hatta Fırat Kalkın Harekatı'ndan sonra önce de Türkiye'nin yanında yer alan bütün gruplar, ister PKK ile mücadele olsun, ister DAEŞ ile mücadele olsun, Türkiye'nin yanında yer alıyorlar. Bugün İdlib'e de, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde de, burada da. Birazdan Fırat'ın doğusunu konuşmaya başlayacağız. Fırat'ın doğusu operasyonu başladığı anda Türkiye ile beraber hazırlık yapan yaklaşık 60 binin üzerinde Suriyeli var. 60 bin kişi Türkiye ile beraber hareket edecek. Bugüne kadar Türkiye'nin yanında aldıkları pozisyon itibariyle kaç şehit verdi bu insanlar? Biliyor musunuz? Bakın. 10 bine yakın. 10 bine yakın. Peki. İkinci geleceğim nokta, Türkiye'de bulunan Suriyelilerin kaç tanesi kadın ve 18 yaş altındaki çocuk? %55 ve %60. %60'a yakın bir bölümü kadın ve 18 yaşın altındaki çocuktan bahsediyoruz. Peki ne kadar yaşlı? Yaklaşık %20 civarında bir yaşlı var. Aradaki asker alma çağında diyebileceğimiz nüfusun ne kadarı diye söylersek, açık ve net söyleyelim, bu da yaklaşık %20 civarında. Bu çocukların çoğunluğu 2014 yılında geldi. Bu çocuklar 20 yaşında, 21 yaşında dediğim çocuklar Türkiye'ye geldiklerinde 14 yaşında, 15 yaşındaki gençlerdi. Yani pozisyonları ve konumlandırmaları yaparken bu insanlar kendi ülkelerine mücadele etmiyorlar. Bu insanlar ülkeleri için savaşmıyorlar. Demek doğru bir kavram değil. Bu ülkede savaş yok. Bu ülkede iç savaş var. Yani birisi saldırıp da ordusuyla beraber mücadele etmekten vazgeçen insanlardan bahsetmiyoruz. Ama bizim yanımızda mücadele eden insanları da bu şekilde hor görmeye başlıyoruz. Demin çok güzel bir şeyden bahsedildi. Halepçe katliamından bahsettik değil mi? Halepçe katliamından bahsettik. Halepçe katliamı sırasında, bakın iki şeyi karıştırmayalım. Halepçe katliamı sırasında Türkiye'ye göç edenlerle daha sonra 1991'deki göç edenler ayrıdır. İkisi birbirinden farklı kavramlardır. 110 bin insan Türkiye'de barındı. 110 bin insan. Bu 110 bin insandan dönmeyen oldu mu kendi ülkesine? Diyarbakır'da, Mardin'de, Van'da açılan kamplarda bulundular. Ve yaklaşık Türkiye'de kaldıkları tarihi ben size söyleyeyim. Hiç kimse hatırlamaz. Ne kadar kaldılar biliyor musunuz Türkiye'de? Hiç gündeme geldi mi Türkiye'de? Ne kadar 8 yıl kaldılar. Evet. 8 yıl kaldılar. Türkiye eleştiri de almıştı hatırlıyorsunuz o zamanlar. Yani bakın 8 yıl Türkiye'de kalındı. Hiç kimse bu konuyu açmadı. O zaman Türkiye'nin şartları çok daha mı fazlaydı? Başka bir yere daha geleceğim. 1991 yılından itibaren 2003 yılına kadar Türkiye Kızılay vasıtasıyla Kuzey Irak'ta yaşayan Türkmenler, Araplar, Kürtler, hiç ayırt etmem ben insanları, kaç milyon insana 91'den 2003'e kadar karşılıksız olarak Kızılay üzerinden
Ne kadarlık maddi yardım yapıldığını bileniniz var mı? Size var mı sayısı? Var tabii. Nedir? Milyarlarca dolar. Evet. Milyarlarca dolar yardım yapıldı. Milyarlarca dolar yardım yapıldı. Hiç açıldı mı konu? Peki bu kez değişti. Ya işte onu söylemeye çalışıyorum. Bakın. Dediniz ya az önce Suriyeliler bizim yanımızdaydı. Etnik yapısı nasıl? Bakın hala bakın. Gelenlerin etnik yapısı nasıl? Yani bakın Türkiye'nin en büyük sorunu ne biliyor musunuz? Evet. Sorun şurada başlıyor. Türkler de var. Bakın oraya geleceğim. Ağırlıklı Arap. Ağırlıklı Arap. Bakın zaten nüfusun etnik yapı, yani nüfusun yapısı size gelen göçün de yapısını belirler. Yani bölgede ne kadar Arap yaşıyorsa, ne kadar Türkmen yaşıyorsa, ne kadar Kürt yaşıyorsa o kadar geliyor size. Yani bu etnik yapıyı tamamen değiştiremezsiniz. Çünkü bu iç savaştan yalnızca Kürtler, yalnızca Türkmenler, yalnızca Araplar etkilenmedi. Ama %75 bütün ülkelerin tamamı etkilendi. Bütün, yani bakın bu iç savaş mezhep, din, etnisite fark etmeden evet. Herkesi kıydı. O yüzden de Türkiye'ye gelenlerin tamamına yakından baktığınızda anladım. Kendi ülkenin demografik yapısıyla beraber eşdeğer bir yapı Türkiye'ye geldi. Hani ayrı bir yapı gelmedi. Gelenlerin yerleriyle ilgili şu soru bence sorulsaydı bugün bu tartışmanın içerisinde Türkiye'nin bir verisi olurdu. Peki bir ara vereyim aranın ardından oradan peki, devam tamam. edeyim. Bir ara verdik ama Türkiye'nin demografik yapısı çok da değişmedi diye söylediniz. Yani ben Türkiye'nin yapısı değişmedi demedim. Bir daha söyleyeyim. Suriye'den gelenlerin demografik yapısıyla yapısı. Beraber eşdeğer bir yapı geldi dedim. Yani geldi ama Ersan Hoca da diyor ki işte demografisi değişiyor Türkiye'nin. Böyle o başka bir şey. Yani hocanın söylediğinde katılmıyor diye bir şey söylemiyorum. Ha, o başka bir şey. Anladım. Benim söylediğim tamamen Türkmenler geldi, tamamen Kürtler geldi, tamamen ama Araplar geldi diyemeyiz. Yani 7-8, böyle bir şey söyleyemezsiniz. 8 yıl sonra 10 milyon Arap nüfusu olabilir Türkiye'nin. Ama bu da önemli. Evet, 7-8 yani. Yıl sonra 10 milyon Arap nüfusu yani öyle ne bir demek? Şey yapılıyor. Ciddi yani bir sayı Kürtler, ama. Kürtler, Araplar şeyler. Nüfus da 90 milyonu geçebilir. Ama yine de. Onların çifte vatandaş olduğunu düşünün bir de. Bir de onun çifte vatandaş olduğunu bunun böyle bir araştırma var. Yani Türkiye'nin demografisi ciddi anlamda değişiyor. Ama bu bir sorun mudur yoksa zenginlik paşamın söz zenginlik peki, sorun mudur zenginlik midir onu da konuşalım. Zenginliği yani ama bir ara güvenlik. verdim araya sonra konuşuyorum. Ama şu var yani bir güvenlik seçim. Ara verdim hocam. Peki devam ediyoruz. Fırat'ın dostuna operasyona birazdan geçeceğim ama Mete Bey'in yorumları, analizleri yarım kalmıştı. Yani Türkiye'nin en büyük şeylerinden bir tanesi hafızamızı bazen silerek bir sonraki evreye geçiyoruz. Siz biraz hafızamızı tazelemeye çalıştınız. Hafızamızı anlamında söyledim. İkinci söyleyeceğim şeylerden bir tanesi Fırat'ın doğusundaki operasyon sonucundaki gerçekleşen değişimin çok kilit isimlerinden bir tanesi Sayın Vali İstanbul'a geldiğinde yanında İstanbul'a getirdi. Yani Fırat Kalkın Harekatı'nın Cerablus bölümünü ve diğer bölümleri en iyi idare eden ve karşı taraftaki yapıyı çok iyi bilen, Suriyelilerin geri dönüşünü organize etme faaliyetlerinin içinde yer alan, onlarla yaklaşık bir 3 seneye yakın beraber onların coğrafyasında yaşayan bir vali yardımcısı şu anda İstanbul'da göç idaresinin yani bu işten sorumlu vali yardımcısı olarak görevlendirildi. Yani bu işin böyle olacağını bilindiği için herkes kendi önlemleriyle beraber geliyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Anladım. Bir de önümüzdeki dönemde ne yaşanacak dediniz ya demin. Niye istihbarat birimleri bu kadar çok etkiliyorlar hikayesini söylediniz? Bir de o sınıra gönderilen kayıtsı Suriyeliler ilgili bir istihbarat çalışması nasıl yapılıyor? Şimdi onu söyleyeceğim. Şimdi onu söyleyeyim. Karşı tarafa geçtiğimizde özellikle Fırat'ın doğusuna düzeltiyorum. Fırat'ın batısındaki bütün Türkiye'ye yakın olan grupları gezdiğimizde, dolaştığımda benim gördüğüm anket çalışması olarak da değerlendirebilirsiniz. Gördüğüm şey şuydu. Bütün yetkililere, ister güvenlik yetkilileri, isterseniz oradaki Türkiye'nin bürokratları, isterseniz oradaki yerel faktörlere sorduğum soru şuydu. Türkiye'ye ilk giden ve Türkiye'ye geri gelenlerin tamamına yakınını Türkçeyi çok iyi şekilde konuştukları ve eli ayakları yani ellerinin ve ayaklarının aslında oradaki bulunan kişiler olduğunu söylediler. Yani Türkiye'den Suriye'ye gelenler aslında bir yerde Türkiye'nin elçisi gibi çalıştıklarını ve Türkiye'nin işini kolaylaştıklarını söylediler. Bunu ben yerinde gördüğüm için söylüyorum. Birçok bize eşlik eden birçok birimin başına getirilmiş olan şahıslar da Türkiye'de eğitim almış olan şahıslardı. Hatta geçen günlerde şöyle bir karar alındı. Suriye Türkmen Meclisi
Türkiye'de eğitim alan bütün üniversite öğrencilerinin tekrar Suriye'ye dönmesiyle ilgili bir karar aldılar. Ve merkezlerini, Türkiye'deki bulunan merkezlerini Suriye'ye taşıdılar. Ve bundan sonra bütün Türkmenlerin tekrar eğitimlerin arkasından Suriye'ye dönerek Suriye için çalışmalarla ilgili bir organizasyona başladılar. İstihbarat sorusunu sordunuz. Hı hı. Şimdi normalde böyle bir organizasyon olduğunda ne yaparsınız? Şahsı alırsınız, fotoğrafını çekersiniz. Karşı taraftaki devlete şeyi sorarsınız. Bu şahıs kim diye sorarsınız. Şimdi bizim devlet kime soruyor yani? Onu söyleyeceğim. Yani. Karşı taraftaki kişiye sorarsınız. Böyle bir devlet muhataplığı ve karşı tarafta böyle bir evrak yok. Çünkü bu evraklar merkezi sistemde de olması gerekiyor. Hama'da Hama diye bir yer yok. İdlib diye. İdlib'de var da böyle bir yetkili yok. O yüzden de ne yapıyorsunuz? Yerel unsurlardaki istihbarat elemanlarınızın üzerinden yerinde tahkikat yaptırıyorsunuz. Adam diyor ki ben nereliyim diyor. İşte o 2600 kişi. Ben yani diyor, ÖSO'ya soruluyormuş da ÖSO bir yani ÖSO yani, diyorlar ama ÖSO ama değil. Şimdi onla oradan gelecek bilgi ne kadar sağlıklı ki? Evet. Yani ama Türkiye ne kadar güvenecek orada? Başka türlü yani. Türkiye'nin kontrolünde olan bir aktör sonuçta. Yani uzun yıllardır Türkiye ile birlikte de çalışan bir aktör. Hı hı. Şimdi evet, Türkiye'nin meşru olarak çalıştığı uluslararası meşru onu bir şey demiyorum ama gelen bilgi ne kadar sağlıyor? Belli bir kabiliyetinin olan bir seviyeye ulaşmış. O, bir evrakların olmadığı bütün devlet dairelerinin yakıldığı bir ülkeden bahsettiğimiz için bu evraklara ulaşmak Suriye devletinin bile ulaşması mümkün değil. Merkezi bir sistemi yok çünkü onun da. O yüzden de olsa bile çok affedersiniz 3 milyon kişinin terör listesine alındığını biliyoruz rejim tarafından. Bunlara akrabaları dahil değil. Yani siz kime neyi soracaksınız? Yani Türkiye'ye gelmelerinden dolayı veya başka bölgelere gitmelerinden dolayı terör listesine alınmış insan sayısından bahsediyoruz. Ona güvenmediği için sadece zaten, sokuluyor. Evet, öyle bir İkinci şey bir veri daha vereyim. Onu da Türkiye'de asıl sorun Suriyeliler diye konuşuyoruz ama Türkiye'de asıl kayıt dışında olan kişiler Suriyeliler değil. Afganlar da var ciddi anlamda. Kimler? Yaklaşık Türkiye'de kaç tane Iraklı var? Yani başka yerlerden. Türkiye'de kaç tane Pakistan'dan 500, gelen var? 500. Afganistan'dan 500, gelen var. Bakın bu rakamların onlar. İçindekilerin diğeri kayıt altına almak için bir sisteme soktunuz. Türkiye'deki belki en büyük güvenlik kaygılarından bir tanesinin şeyini söyleyeyim size. Kontrolsüz göçle insan kaçakçıları üzerinden Türkiye'ye geçerek bir şekilde Avrupa'ya geçmek için bulunan kişilerden Türkiye'ye yaşanıyor. Türkiye'de son terör saldırılarına karışanların profillerine, geldikleri ülkelere ve hangi amaçla Türkiye'ye geldiklerini bakmanızı tavsiye ederim. Peki. Yani doğru konumlandırma yapacaksak olaya Suriyeliler üzerinden değil, anladım, şunun üzerinden bakmak zorundayız. Türkiye'de bir mülteci geçiş güzergahı olmanın riskleri nedir? Türkiye buna nasıl tedbir almalıdır? Ve bu tedbirlerle beraber kalıcı çözümler ne olmalıdır? Konu Suriyeliler üzerinden tartışmak yerine asıl sorunun neden Türkiye bir geçiş ülkesi haline dönüştü sorusuyla beraber gitmek gerekiyor. Peki burada asıl mesele de az önce Ersin Hocam, Sayın Şen geleceğim size ama az önce reklama gitmeden önce bir simülasyon yaptı ya. Yani %10'u işte kaç yıl sonra Türkiye'nin Arap olabilir. Tabii yani doğurganlık oranları tabii, Türkiye'de de azaldığını da yani, dikkate alırsak eğer nasıl bir demokrasisi bayağı bayağı değişecek o zaman. Biraz gerçekçi yani olursak yani tabii ki Afganlar var, Iraklar var, bir küsur milyon Suriyeli dışı mülteci yahut da kayıt dışı insan var Türkiye'de. Ama çok yoğunlukta 3.6 milyon Suriyeli olduğu için bütün gözler Suriyeliler üzerinde. Ama işte onlar kayıt altında. Evet, evet. Yani sorun orada başlıyor. Kayıt altında olan ama, evet, ama kayıtsız olanlar mı daha çok korkarsınız? Evet, evet. Ama evet, ama algı o şekilde yani oluşturulmuyor. Işte. İkincisi yani burada arkadaşlardan ayrıldığım bir konu belki, ya yani çok beğendim konuşmasını fakat ayrıldığım bir konu Fırat Kalkanı, evet, güvenli bölge tartışmaları, evet, ama bir de ülke içinde olan bir gerçeklik var. O gerçeklik de yapılan bütün araştırmalar gösteriyor ki yaklaşık %55-60 civarında oranlı civarında Suriyeli şeylerimizin, işte dostlarımızın, kardeşlerimiz ne dersek diyelim, Türkiye'de kalacağı üzerine. Bu da yaklaşık 2 milyon insan ediyor. Öyle olduğu zaman tabii ki bunu artık misafirperverlikten nasıl yöneteceğiz? Bu konuya geçmemiz gerekiyor.
Bu konuya geçtiğimiz zaman esasında orada Ersan Hoca'ya katılıyorum. Ekonomisi şeyi kadar, güvenliği psikolojisi kadar bu demografi yapısında Türkiye'nin sosyolojisini, demografisini değiştirecek bir nitelik de var. Ne olacak? Nasıl, mesela nasıl bir Türkiye esasında biraz Osmanlı'daki millet sistemi gibi 10 yıl sonra eğer Türkiye'deki bu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı, Türkiye Cumhuriyeti içinde birlikte yaşama olayı, haklar, özgürlükler, bu konularda biz bir ortak yeni bir kontrat kuramaz isek esasında giderekten kimlikleşen, giderekten kutuplaşan bir ülke olduğumuz için bunun sonucunda bir tarafta belli bir oranda Kürtler, bir tarafta bu Suriyeli sorununun uzantıları olarak belli oranda Araplar, belli oranda Aleviler, belli oranda laikler gibi biraz kimlikler temelinde. Peki kurarsak tabii, hocam, başarılı şekilde kurarsak. Şimdi burada tabii. O zaman mesela. Bu şimdi Ersan Hoca'ya buradan biraz daha bir şeyler söyleyip geçirebilirsiniz. Şimdi bu Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuyla tam uyuşmayan bir yapı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti olarak vatandaşlık temelinde kurulan, yani devlet vatandaş ilişkisi temelinde kurulan bir şeyden biz biraz böyle millet sistemine yakın kimliklerin olduğu. Tabii buradan Amerika yapısına doğru düşünüp şey diyebiliriz. Yani burada çok kültürlük olacak. Bunlar arasında bir çoğulculuk olacak. Ama hocam anladım ama şimdi ümmetçi bir bakış açısıyla mı mesela? Ama şimdi, yani, tabii şimdi burada yoksa? Burada Sayın Pekin, bir dakika efendim. Burada şu var. Bir kere ya ümmetçilik esasıyla mı bakılacak yoksa? Evet yani ama şimdi burada tabii vatandaşlık bağı olduğunu. Hayır işte bakamazsınız. İşte ama orada şimdi vatandaşlık bağı bakamazsınız yani. Hayır evet ama şimdi burada tabii Türkiye'yi zorlayacak İki tane olay var. Bunlardan bir tanesi bizim anlayışımız 1923'ten bu yana Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üzerine kurulan bir anlayış. Bunda bozulma olacaktır. O yüzden de tam sizin söylediğiniz gibi bizi birlikte olan norm vatandaşlık mı olacak? Yoksa dinsel ya da kimliksel bir yapı olacak. Bu çok önemli. Ve vatandaşlık yeniden tanımlanabilir mi hocam? Hayır, tanımlanabilir ama bir meydan okumadır. İkincisi de... Bir meydan okuma. Tabii, ikincisi de güneyde Suriye, Irak gibi çökmüş devletler varken, bizim bu bağlamda sorunlarımız varken, Türkiye hani derler ya bir Norveç değil, bir İsviçre değil gibi, esaslı bu Türkiye'nin desintegrasyon dediğimiz. Yani o zaman hocam bir komplo teorisi gibi olacak ama birileri Türkiye'nin demografisini değiştirip onun üzerinden bu ünsel yapısına, zarar vermeye çalışıyor. Neyse tamam peki Nevzat Bey'in biraz gülümsediğini gördüm. Hayır şöyle yani aslında herkesin yok. Ama Ankara'ya geliyorum, hemen geliyorum Ankara'ya bak. Herkesin aklına gelen soruyu siz cesurca sordunuz. Bunun bir arka bahçem olmadığı için çok net bir şekilde soruyorum yani. Kesinlikle. İki türlü bakabilirsiniz. Yani bunlardan bir tanesi Mete Bey'in söylediği gibi biz Suriyeliler konusunda gerçek verilere dayalı olarak Suriyelilerin bir güvenlik tehdidi olmadığı, burada niye olduklarını aklımızda tutarak devletin bu bağlamda politikalar üretmesiyle bu sorunu çözeriz. Eğer bu sorunu çözemez isek ne olur o zaman? İşte bir onu yani ben o anlamda söylüyorum. Bundan bir tehlike de görüyorsunuz olayı, o zaman. O zaman bu sosyoloji, Türkiye'nin sosyolojisi, kutuplaşmış kimlikler temelinde olan sosyolojisi, Türkiye'nin vatandaşlık temelinde, devlet vatandaşlık ilişkisi temelindeki sosyal kontratını bozup bayağı bir Osmanlı gibi farklı kimliklere bölünmüş bir Türkiye'ye gidebilir. Bu tabii Türkiye'de bir istikrarsızlık sorunu yaratabilir. O yüzden de bugün geldiğimiz noktayı ciddiye alıp bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Ersan aslında, şöyle geçiyorum ama çok yani hocam gördüm sizi. Ersan hocanın hakkını yemeyeyim ama sizin sorduğunuz soru. Biraz önce Mete Bey'in de, Fuat Bey'in de yani aslında birçok konuşulan meselenin özü biraz burası. Yani biz hani şöyle bir nasıl bir toplumun sorusu var ya. Tam biz göç yolundayız. Çok kültürlüyüz. Yani bir şekilde aslında biraz daha geliştirebiliriz. İçe mi kapanacağız? Yoksa yeni tanımlarla, yeni hukuksal şeylerle başka bir çözüm mü bulacağız? Şimdi Suriye'de sizin içe kapanma şansınız yok. Irak'ta yok. Kapanamazsınız yani imkansız. Çünkü sınırınız. Bir şey bulmak zorundasınız. İşte bir kısım insan sırtınızı dönün, kapatın oraya gitsin diyor. Bir kısım insan da hayır tamam kardeşini yap ama bunu hukuksal çerçeve içinde adam misafirliğini bilsin. Bu şekilde yap diyor. Bence tartışmanın özü aslında biraz bu. Anladım. Peki Ersan Şen'e gidin sonra size geliyor. Ersan Hoca daha önce söz istedik. Sayın Şen,
Buyurun sizi dinliyorum. Tamam. Sonra Sayın Pekin gördüm. Sizi birazdan da geliyor ama önce Ersan Hoca. Buyurun. Şimdi ülkenin gerçekleri var. Burada oturan her arkadaş bu ülkenin sevdalısı. Bu memleketin, bu milletin sevdalısı olarak sorunlara değişik açılardan çözümler bulmaya çalışıyoruz yapıcı. Evet. Ama ayaklarımız yere basmalı. Ülkenin gerçekleri var. Bu ülke Avrupa'ya, Asya üzerinden uzanan Orta Doğu'nun kapısı, böyle bir ülke biraz önce söylendi. Göç yolu var, doğru. Şimdi bu açık kapı politikası veya duygusallıklar, insani hareketler, tüm bunlara baktığınızda Sayın Fuat Keyman Hoca'ya katılmamak mümkün değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kuruluş felsefesi ve Cumhuriyeti'nin nitelikleri var. Bunları bozamazsınız. Bunlar siyaset üstü. Bu ülkenin kuruluşuyla ilgili. Bu akittir. Bu bir akit, bu bir sözleşme. Bu toplumu oluşturan bireylerin sözleşmesi. Gerçi bizim toplum olup olmadığımız bazen tartışılır. Asgari müştereklerde birleşip birleşmediğimiz noktasında ama yine de bir Türk milleti kimliği altında bu memlekette toplanmışız. Türk vatandaşlığı esasındayız. Bunu sadece bir hukuki kavram olarak söylemiyorum ama şu bir gerçek. Yani şimdi ben demiyorum ki buraya sığınmış, geçici koruma altında olan Suriyelileri hemen kapı dışarı edelim. Ama şunu soruyorum. Diyorum ki ateş düştüğü yeri yakar. Biz duvarları niye yapıyoruz? Biz şu anda niye yeni göç alamıyoruz? Öyle büyük konuşabiliyor muyuz? İktisadi sebepler, demografik yapı, başka gerçekler var. Yani bunları göz ardı etmek suretiyle bu ciddi soruna yaklaşamazsınız. Mesela ben bir konuda farklı düşünüyorum. Suriye bence işgal altında. Suriye, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın işgali altında şu anda. İşgal edilmiş bir memleket orası. Oranın şu anda bir devlet olup olmadığı, devleti kimin idare edip etmediği de net değil. Ben çözüm noktasında bir husus söyleyip yine bir başka konuya döneceğim. Bizim behemal Suriye devletiyle ilişkiye girmemiz lazım. Bu kaçınılmaz. 911 kilometre sınırımız var. Yanımız ateş çemberi. Amerikalının, Rus'un duyduğu yok bunu. Evet. Güvenli bölge meselesini yıllardır dayatıyoruz. Kimsenin bizim sesimize kulak verdiği yok. Onları ikna edecek gücümüz yok. Çünkü istedikleri gibi at oynatıyorlar. Bunlardan birisi Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Devleti'nin Büyük Kenan ülkesi çerçevesinde uydu garnizon devleti kurma noktasında pupa yerken devam ediyor önümüzde. Ve gelip oralardan birilerini buralara gönderip efendim işte bu işte sizin konuşmacınız, müzakereciniz. Ya biz kiminle müzakere edeceğiz? Biz terör örgütüyle müzakere mi edeceğiz? Bakın bu konuyla ilgili bir hususu Sayın Bahçeli doğru söyledi. Ya 30 kilometre Suriye'nin doğusunda bize güvenli bölgeyi tesis edeceksiniz. Adam akıllı oturup bu sorunu konuşup çözeceğiz. Ya da müdahale kaçınılmaz olacak. Çünkü bizim başka türlü yaşayabilmemiz bu coğrafyada mümkün değil. Ve ben iddia ediyorum, biraz paranoyakça düşünüyor olabilirim. Bütün bu yapılanlar Türkiye Cumhuriyeti üzerine oynanan oyunlardır. Ve bu Sykes-Picot Antlaşması'ndan bu tarafa yürürlüktedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin demografik yapısı Batı'nın maalesef tehdidi altındadır. Ben size söyleyeyim. Ha, ekonomide sorunlarımız var, yanlış yaptıklarımız var. Onu bir kenara koyuyorum ama aklı olan otursun şunu lütfen düşünsün. Ya bir ülke 80 milyon, 82 milyon, 4 milyon, 5 milyon göç alabilir mi ya? Böyle bir dünya var mı ya? Hangi kaynaklarla, hangi coğrafi şekilde, hangi demografik yapıyla bunları siz absorbe edip de bu ülkede barındırıp da ila nihaya kalmalarını sağlayacaksınız? Nasıl becereceksiniz bunu? Hangi kaynaklarla bunu gerçekleştireceksiniz? Biraz önce Sayın Fuat Keyman Hoca'nın söylediği gibi o bölünmeyi, o ayrışmayı nasıl ortadan kaldıracaksınız? Allah'ın Avustralya'sı, Kanada'sı 20 bin kişiyi alıp da kontrol edip bunları topluma kazandırmakta güçlük çekerken siz inanılmaz bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalmışsınız. Kimsenin, Didem Hanım, bizim sesimize kulak verdiği yok ya. Affedersiniz, neredeyse gayri ciddi davranıyorlar. Diyoruz ki ya şu güvenli bölgeyi yapalım. Ama bize diyorlar ki siz topraklarınızı alın. Ama batıya göndermeyin. Batıya göndermek isterseniz biz onların dişlerine, tırnaklarına, her yönüne bakacağız. Ancak sağlıklı olanlarını alırız. O da istediğimiz kadar alırız. Sen başının çaresine bak. Biz neyiz yani? Biz ileri karakol muyuz? Hocam, biz birilerinin hocam, buradaki ne işte, olacak? Bütün o zaman sorunlarını... Güvenli bölge oluşturup Fırat'ın doğusunda bir operasyon yaparak orada bir güvenli bölge oluşturup sınırlarını kapatacak mı Türkiye? Ne yapacak? Onu mu öneriyorsunuz? En kısa zamanda da yapılmalı. Ben şunu öneriyorum. Benim önerdiğim şu. Bakın evet. Benim önerdiğim gayet net, ayakları yere basan. Biz 1998 ve 1999'lu yıllarda Abdullah Öcalan'ın üzerinde Suriye'ye savaşın eşiğine geldik. Sonra çözdük. 2009 yılında vize muafiyetinden tutun 2011 yılına kadar bakanlar kurulumuz karşılıklı ülkelerde toplantı yapar hale gelmişti. Ne oldu bize?
Ne oldu 2011 yılında? Sadece Dara'da veya bazı yerlerde Suriye'nin insan hakları ihlal ettiği iddialarının tek karşısında duran ülke olarak biz bütün bu zahmeti, sıkıntıyı karşılamak ve gidip de oralarda efendim işte oralara müdahale ederiz, Emevi Camii'nde namaz kılarız deme cüretini, cesaretini neye göre gösterdik? Hangi hesap kitap yapıldı? Şimdi dolayısıyla şu anda ayaklarımız yere basacak bir şekilde konuşuyorsak, Suriye devleti, varsa bir böyle devlet, varsa hükümet, Rusya'nın, İran'ın irtibat kurduğu, görüşebildiği, onlar üzerinden değil, 911 kilometre sınırı olan komşumuz ateş düştüğü yeri yakar, komşudaki ateş beni de yakıyor. Bu sorunu çözebilmek için Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunabilmesi için bütün bu insanların kalıcı olmayıp da o topraklara Nevzat Bey'in eleştirisini de karşılayacak biçimde güvenli, barışçıl ana yurtlarına, ya o insanlar modern soykırıma uğradılar. Niye anlamıyoruz ya? Bu ülkenin, Suriye'nin %60 insanı o ülkelerinden, topraklarından kovulmuşlar. Gitmek zorunda kalmışlar. Bunların hakkı değil mi vatan topraklarında yaşamak? Ben şimdi şunu soruyorum. Çok insan hakları hürriyetlerinden dem vuran Birleşmiş Milletler, Avrupa memleketleri nerede? Ne yapıyorlar onlar? Peki. Ne kadar bu işin içindeler, ne kadar maddi manevi katkı destek veriyorlar. Onun için benim söylediğim şu. Bakın, Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki politikası belli. Herkes bunu bilsin. Amerika Birleşik Devletleri bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ateşe atacak bir uydu ve garnizon devlet kurmak sevdasında. Bunun da sebebi şu Didem Hanım. Herkes kulaklarını açıp dinleyecek. Bu memleket burada Büyük Orta Doğu projesi üzerinden Türkiye topraklarını Ermenistan sınırına kadar bölmeyi, parçalamayı ve bir başka memlekete kazandırma hedefindedir. Benim gördüğüm bu. Şu anda bütün bu süreci Amerika Birleşik Devletleri, efendim işte bir bakalım, S-400 meselesi diyelim, F-35 meselesi diyelim, Türkiye Cumhuriyeti'ni oyalamaktan başka ne iş yapıyor? Hangi Peki. somut adım attı? Ben size soruyorum. Anladım. Şu ana kadar attığı hangi somut adım var? Dolayısıyla bir, Peki. Suriye ile bizim behamahal ilişki kurmamız lazım. İkincisi, Rusya bizim bu meselede mutlak dostumuz demek doğru değil. İdlib önümüzde kriz. Mesela biraz önce Nevzat Bey ile konuştuğum konuda belki yanlış anlamayı da tamamen ortadan kaldırmak için söylüyorum. İdlib'de bu insani sorun var mı? Nevzat Bey'e soruyorum. Kapınıza dayandı 200-300 bin kişi. Nasıl alacaksınız? Az önce söyledik. Her yerinde var hocam. Her yerinde var ama İdlib'den de geliyorlar yani Türkiye'ye doğru. Bakın ne yapacaksınız? Dolayısıyla burada elbette ben uluslararası bir çözümün olması gerektiği yanındayım ama uluslararası çözüm arayan memleketler bu insani soruna duyarsızlar, umurlarında bile değil. Onların amaçları başka. Onların amaçları oradaki petrol olabilir, orada bir uydu devlet Onlar kurmak olabilir, işte, İsrail'in önünü açmak olabilir. Biz de bu oyunu görüyorsak diyorum, bu açık kapı politikasına son vereceğiz. Gücümüzün farkında olarak, kıt kaynaklarımızın farkında olarak Türk milletinin bu konudaki feryatlarına duyarlı bir Hocam, biçimde teşekkür siyasi ederim. Hesaplarla değil, burada Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk milletinin âli menfaatlerini koruyup kollayacak politikalar üzerinden istikrarlı, kararlı biçimde gerekirse savaşta göz alarak gideceğiz. Başka çaremiz yok. Peki, çok teşekkürler. Şimdi efendim size şunu sormak evet, istiyorum. Biraz tabii. da hem Ersan Hoca'nın söyledikleriyle yorumlarınız vardır ama şimdi Suriyelilerin yaklaşık %65'i Türkiye'de olan Suriyelilerin bu PYD işgalindeki bölgeden gelenlerden oluşuyor değil mi? Doğru mu? Yani, bir gazeteci onu hatırlatıyor çünkü. Evet, 550 bin kişi. Yani evet. 550 bin kişi geldi. Evet. Yani PYD kontrolündeki PKK bölgeden geliyor. Yani tabii orada evet. Ama şu mu? Ama Türkiye'nin demografik yapısını bir anlamda işte değiştirerek istikrarsızlaştırmak öte yandan da PYD'nin bir anlamda devletleşme çabasına da bir destek vermektir yorumları var ki az önce Naim Babiroğlu'nun da bu anlamdaki yorumunu. Ya ben bu mülteci meselesinin yani şöyle sorayım. Suriyelilerin Türkiye sınırında olması, şu anda PYD Türkiye'de olması, İstanbul'da olması yani kilise olması işte PYD'nin işine mi geliyor? Ama Ürdün'de de varlar unutmamak. O başka ben tabii. Türkiye için ya soruyorum. Burada bu sığınmacı mülteci göç meselesi. Tabii İşine ki geliyor. Yani şimdi biz Afrin'den tutun da Türkiye'nin bütün o Suriye sınırına 9-11 kilometrelik hattına baktığımızda önemli bir kısmını zaten PKK-PYD tarafından kontrol edildiğini biliyoruz. Bu evet. kontrol sırasında ciddi manada uluslararası hak ihlallerinin oluştuğunu da gördük. Yani PKK'ya müzahir olmayan Kürt gruplarının zorunlu bir biçimde bu bölgelerden dışarı atıldığını ya da onların işte hapse atıldığını, işkence edildiğini, infaz edildiğini vesaire PYD'nin kontrolünde olan
bütün bölgelerde bunlara şahitlik ettik. Bunlar zaten uluslararası özellikle raporlar bağlamında ortaya koyulmuş durumda. Dolayısıyla buradan gelen ciddi miktarda bir Kürt nüfusunun olduğunu biliyoruz. Tabi Arap nüfus var, Türkmen nüfus var. Onlar da önemli ölçüde PYD'nin zorunlu yerinden etme diye tabir ettiğimiz süreçleriyle ya da açık bir biçimde stratejisiyle aslında ortaya koyuldu. Yani orada homojen bir Kürt nüfusu, daha doğrusu PKK'ya, PYD'ye müzahir bir nüfus oluşturmak için ortaya koyulan bilinçli bir stratejiydi. Ha, ama bu süreç bir bütün olarak mülteci meselesine teşmil edilip mülteci meselesi Türkiye'nin bir takım demografik manada Türkiye'nin demografisini bozmak için ortaya koyulan bir stratejidir demek çok doğru olmayabilir. Belki bunu genele ortaya koymak çok mümkün değil. Ama hızlı da geçmemek lazım bazı süreçleri. Yani mesela Türkiye'nin Suriye rejimiyle ilgili şu anda görüşmesinden mütevellit elde edebileceği çok realist, gerçekçi kazanımların neler olduğunu tespit etmeden bu sorunun halledilmesini veya Türkiye'nin Suriye krizinden kaynaklı sorunlarını rejimle görüşmek suretiyle ortadan kalkabileceğini iddia etmek de başka bir hataya. Bazı görüşmeler var. Elbette görüşmeler var. Yani şimdi ABD Ustaş'a da şunu paylaşıyor, diyor ki güvenli bölge tuzaktır diyor. Kuzey Irak bunun göstergesidir. Hiçbir şeyi çözmez. Suriye devletini ayağa kaldırmak çözüm için ilk zorunlu adımdır. Yani tabii ki. Bunu Esad dersiniz ya da başka biri dersiniz. Yani ya da Rusya dersiniz. Yani şu anda, dolayısıyla onlarla görüşüp bu meseleyi daha farklı bir şekilde Türkiye çözemez. Zaten yani şu anda Astana dediğimiz sürecin kendisi de onunla ilintili bir durum. Yani Rusya ile görüşmek demek, İran'la görüşmek demek, aynı zamanda Rusya, Suriye'nin de bu meselede bir tür içinde olduğu bir süreç demek. Ama bu Türkiye'nin doğrudan rejimi muhatap alarak şu anda çözebileceği bir sorun yok. Yani sizin en son belki tercih edeceğiniz strateji, en başta kullanacağınız bir araç haline geliyorsa oradan zaten bir kazanç elde etmeniz Türkiye'nin çok mümkün değil. Türkiye'nin ne elde etmek istiyor Türkiye? Yani kazancı Türkiye ne? Şu anda yani bu argümanı ortaya koyanlar şöyle bir varsayımı ileri sürüyorlar. Esad rejimiyle görüşmenin beraberinde Türkiye'nin Suriye'den kaynaklı bütün sorunlarını çözeceği şeklinde bir varsayım ortaya atıyorlar. Ama bu varsayımlara yani bir sorunların ortadan kalkması. Sayın mesela Pekin, bir mülteci sorununu ortadan kaldıracak mı? %100 kaldırmayacak. İki, PKK sorununu ortada kaldıracak mı? %100 kaldırmayacak. Çünkü yani şu anda bir, bunu zayıflatan mesele şu. ÖSO'yu ne yapacaksınız? Üçüncü mesele de bu. Bir, ortada gerçekten bir Suriye devleti var mı? Yani Suriye ordusu var mı? Kendi topraklarını, kendi başına İran olmadan, Suriye'nin, Rusya'nın hava gücü olmadan, varlığını sürdürebilecek bir Suriye ordusu var mı ortada? Şu anda Suriye ordusu... Az önce şunu konuştuk. Türkiye'nin demografisini değiştirerek yani bir simülasyon yaptı. İşte Arapların %10'unu eğer Araplar oluşturacaksa bir yandan işte Kürtler oradan gelenler. Öte yandan diğer etnik yapılar. Yani biraz da aslında Suriye üzerinde oynanan oyunların benzeri Türkiye üzerinden oynanmaya çalışılıyor mu acaba? Tabii ki böyle bir ihtimal vardır ama bu çok talih bir meseledir şu anda. Türkiye'nin ilgilenmek zorunda olduğu Büyük Suriye resmi karşısında bu tür yani bir çeşit mülteci meselesi üzerinden komploya yaklaşacak bir analize kaydığımız anda... Bu bir talih mesele mi yoksa Suriye'nin karşı karşıya kaldığı tehlikeyle Türkiye aynı tehlikeyle karşı karşıya? Yani on sana şehir kurarsın. Aynı şey değil yani böyle bir şey söylemek yani. Türkiye, Türkiye gibi büyük bir ülkeyle Suriye gibi şu anda başarısız bir çökmüş bir devlete dönüşmüş bir aktörün aynı tehlikeyle karşı karşıya kaldığını söylemek zaten başlangıçtan meseleyi yanlış anlamak olur. Dolayısıyla şu anda Suriye devletinin Türkiye'ye sağlayabileceği herhangi bir kaldıraç yoktur. Yani dolayısıyla Kürt meselesi veya PYD-PKK meselesi bir Türkiye-Amerika meselesidir. Ve Türkiye bunu Amerika ile çözmek durumunda veya kendisi halletmek zorunda. Fırat'ın doğusunda bir operasyon bekliyor musunuz? Yani o tabii ki olabilir. Yani bütün işaretler şu anda ve Jeffrey'nin veya Amerikan Kuzey Doğu'ya yani Fırat'ın doğusuna ilişkin Amerikan stratejisinin merkezinde yer alan kurumların Türkiye'ye vereceği şu anda pek bir şey yok gözüküyor. Sayın Çavuşoğlu James Jeffrey geldiğinde işte Trump'ın ricası üzerine yapmadık demişti geçen hafta. Ya tabii ki şimdi Jeffrey'nin yani, zaten ekibinin peki, gelmesinin sebebi de. Neden vazgeçti Türkiye? Bu kez şimdi, neden gündemde? Şimdi şöyle yani bu aslında yani küçük bir mesele değil. Yani Türkiye'nin tek taraflı bir şekilde Suriye'ye askeri bir müdahalede bulunmasının ortaya çıkaracağı bir takım riskler var. Ve bu riskler de Türk-Amerikan ilişkilerinde daha büyük bir yol kazasının oluşmasına sebebiyet verebilir. Türkiye meseleyi Amerika Birleşik Devletleri ile çözmek istemesinin yani ondan bir onay beklemiyor aslında şu anda. Ama bunu müzakere ederek çözmenin getireceği birçok başka avantaj var. Bugün tek taraflı bir şekilde müdahale ettiniz.
Ya bunun getireceği krizi yönetme kabiliyetinizi de düşünmek zorundasınız ve bu bir takım riskleri de hesaba katmak anlamına geliyor. Tamam, savaşalım, evet tek taraflı müdahale ederiz. Böyle bir yaklaşım herkes tarafından belki Türkiye'de destekleniyordur ama bunun sonunu da hesap etmek durumundayız. Yani şu anda ama anlaşılan o ki Amerika ile Türkiye arasında büyük bir uçurum var güvenli bölgenin oluşturulmasına dair. Kontrolü burada ve derinliği ile ilgili bir problem. Nasıl? Kontrolü ve derinliği ile ilgili. Hem kontrol hem derinliği hem de özellikle yerel güçlerin kimlerden oluşacağı. Aslında çok küçük adımlarla bu meselenin bir şekilde halledilmesi mümkün. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri de bazı noktalarda yönetemeyeceği bir süreçte karşı karşıya olabilir. Yani Amerika şu anda görüşmeleri yürüten heyet veya Amerikan stratejik aklı da bu meseleye çok totalci bir biçimde yaklaşıyor. Her geldiklerinde, her seferinde Türkiye'yi Rusya'yla, İran'la korkutmak. Yani biz çekilirsek, siz tek taraflı müdahale edersiniz, uluslararası kamuoyunu karşınıza alırsınız, Rusya gelir, biz hava gücünü size sağlamayız gibi desteğimizi çekeriz. Ne sizi koruruz ne de işte SDF dedikleri veya PYD dedikleri yapılanmaya dur deriz gibi bir takım tehditvari açıklamalar var Amerika Birleşik Devletleri tarafından. Evet. Şimdi olayın geldiği nokta biraz S-400 sonrası ki Amerikan tarafı bu iki dosyayı ayrı dosya olarak aslında tartışmak ve yürütmek, yönetmek isterken belli ki Türk-Amerikan ilişkilerinde S-400'de Suriye dosyasını birleştirmeye çalışan bir temayül var. Anladım. Ve bu temayül de ister istemez güvenli bölge tartışmalarını sonuçsuz bir biçimde müzakere etmeyi ortaya çıkarıyor. Sonucu üretiyor yani. Bu sonuçsuzluğu üretiyor. Siz güvenli bölgenin Türkiye'nin lehine olacağını düşünüyor musunuz? Ya kuşkusuz. Yani şu anda güvenli bölge sadece mülteci meselesini, sığınmacı meselesini halletmek için değil. Ama Türkiye'nin önünde çok daha büyük bir stratejik meydan okuma olarak PKK'nın ve PYD'nin olma ihtimali var. En azından bu tehdidi minimize etmek için çok ihtiyaç olan askeri bir gereklilik olduğu kanaatindeyim. Sayın Pekin, geliyorum sen yararsız. Sayın Pekin daha önce söz istemiş. Sayın Pekin, peki ne düşünüyorsunuz? Suriye rejimiyle bir görüşme meselesini çok da aslında sorunu ne kadarını çözer analizinde bulundu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani bence tabii görüşmekte yarar var. Şöyle bir şey ki görüşülüyor da biraz belli. Yani, evet, Türkiye'nin asıl yani şu uygun değil. Suriye ile görüştüğüm zaman bütün sorunlar çözülecek. Öyle bir şey yok. Tabii ki çözülmeyecek. Amerika'da görüştüğümüz zaman da bütün sorunlar çözülmeyecek. Rusya'yla görüştüğümüz zaman da bütün sorunlar çözülmeyecek. Sorun çözme yeteneğinde olan kim? Yani Amerika diyoruz. Türkiye Suriye konusunu Amerika ile beraber çözmeli. Türkiye Suriye konusunu Amerika ile beraber çözerse Türkiye PYD PKK devletine evet demek durumunda kalacak. Yani bu kadar basit. PKK PYD devletini Amerika orada kurmak istiyor. Onun için size 5 kilometrelik bir derinlikte bir saha veriyor. Ve diyor ki buranın kontrolü sizde olmasın. Yerel güçler de burada gelsin işte Kamış'ta şurada burada. Hı hı. İş güvenliği onlar sağlasın diyor. Şimdi Amerika'nın söylediği bu. Belki de şunu söylüyorlar. Münbiç'i verelim. Fırat'ın doğusuna karışmayın. Yani bu da masada. Bir pazarlık var diyorsunuz orada öyle mi? Söylediklerini... Tel Rıfat olur evet, mu? Yani Tel Rıfat olur mu diye soruyor. Diyor. Yani Fırat'ın doğusuna kavuşmayın. Sayın Pekin, Tel Rıfat olur mu diye Rusya soruyor. Rusya oraya göz yumağı mı? Tel Rıfat çok küçük bir bölge. Tel Rıfat Rusların kontrolünde. Evet, göz yumağı mı? Ruslar müsaade eder. Evet, Ruslarla görüşeceğiz o konuyu. Ruslarla görüşmemiz gerekiyor. Yani hem diyor şöyle diyoruz. Yani iki arada bir derede kaliyoruz. Türkiye iki sefer erteledi diyoruz şeyi. Türkiye 2015'te böyle bir operasyon hazır diyoruz. Ama yapamadık. Yapmadık o bu kez olacak mı sizin öngörünüzle? Bu kez olacak mı Sayın Pekin? Yani ben şimdi şöyle bir tereddüt içerisindeyim. Yani Türkiye bölgeye, yani Amerikalıların hesabı şu. Türkiye ön tarafta gözlem noktaları teşkil etsin. 5 kilometre, 6 kilometre içeri girsin. Herhangi bir şey olmasın, çatışma olmasın. İstedikleri bu. Biz 40 kilometre içeri girmek istiyoruz. Çünkü o kadar girdiğimiz zaman güneyde bir PYD, PKK devletinin kurulmasına mani oluyoruz. Ona mani olmazsak güvenli bölgenin bir anlamı yok zaten. Yani güvenli bölge olsa ne olur, olmasa ne olur. Ama 40-50 kilometre içeri girersek o zaman güvenli bölgenin bir anlamı var. Biz PKK-PYD devletine mani oluyoruz ve güvenli bölgede biz bulunuyoruz. Hava sahasının kontrolünü biz sağlıyoruz. Kürtler diyor ki PYD-PKK hava sahasının kontrolünü
Amerikalılar sağlasın. O güvenli bölge içerisinde derinliği 5 kilometre olsun, içerisinde Avrupalılar olsun. O zaman ve o zaman Sayın Pekin Amerikalılar bir anlamda PYD PKK'nın isteklerini mi Türkiye'ye kabul ettirmeye çalışıyorlar? Evet. 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 Bu bakın çünkü bakın 1991 yılındaki şeye bakın. Şu MOU görüşmelerine bakın. Bizim ne kadar bize 10 kilometre giriş hattı verdilerdi. 10 kilometre. Ve PKK'larla savaşmayacaksınız diyor. Evet. Ve ağır silahların toplanmasını da istemediler. Yani bu konuyu daha sonra görüşürüz diyorlar. Onun için Amerikalılara öyle bir paralel gösterip şuraya kadar biz girelim. Eğer oranın kontrolünü sağlayamayacaksak, böyle bir yeteneğimiz yoksa geçmiş olsun. Peki. Yani bitti ama sağlayacaksak o zaman mesela evet ben girmesinden taraftarım. Girilmesi lazım. Ama biraz evvel yerli taş söyledi Sayın Yerlikaya özür dilerim. Şöyle bir şey var. Sayın Yeşiltaş söyledi. Biz ondan sonrası Sayın Murat Bey söyledi. Evet. Evet. Özür dilerim. Biz bu işi yaptığımız zaman geriye çıkan komplikasyonları idare edebilecek miyiz? Üstesinden gelebilecek miyiz? Evet. İşte ambargoydu, diğer konulardı, göçtü. Mesela göçten bahsediyor. Göç Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi. Bu geçmişte de böyle de, gelecekte de böyle olacak. Türkiye göçü önleyemez. Yani Afgan sorunu, Pakistan sorunu, Irak'la ilgili sorun, İran'la ilgili sorun, ondan sonra bizim Kafkaslar olduğu sürece yani Türkiye'nin göçü önlemesi mümkün değil. Peki. Mutlaka göç oluyor. Tarihte de böyle olmuş. Sayın Pekin. Biz bakın bir şey onun için söz istemiştim. Biliyorum. Millet sistemi dine göre yapılan bir sistem. Yani Hristiyan, Müslüman ve Yahudi. Yani Osmanlı millet sistemi çok farklı bir şey. Ve Türkiye'de İstiklal Savaşı'ndan sonra mübadele yapılırken Türkiye'de gelenler Müslümanlardı. Genelde biz Müslümanları almışız. Hristiyanları vermişiz. Sadece Rumlar değil. O gidenler arasında Türkler de var ama Hristiyanlar. Yani Türkiye Afganistan, Türkiye'de şu anda 5.6 milyon yani 5 milyon 600 bin göçmen olduğu değerlendiriliyor. Bunun 2 milyona yakını Afganlar, Iraklar, şunlar bunlar, çeşitli ülkelerden gelenler. Dolayısıyla Türkiye bir şekilde bir entegrasyon programı uygulamak durumunda ve uygulamak durumunda. Peki, geçmişte bunu başarmışız. Sayın Pekin. Şimdi de başarırız. Anladım. Bir 7-8 dakikam kaldı. Aranızda böyle herkese sırayla söz vereceğim. Ersun Hıcır son bir söz dedi. Sayın Yarar buyurun. Siz Fırat'ın doğusunda bir harekat bekliyor musunuz? Sonucu ne olur? Yani şunu söyleyeyim. Ersan Hoca'nın şu söylediğine katılıyorum. Buradaki herkes sonuçta bu ülkenin iyiliğini isteyen ama farklı bakış açılarıyla bakan insanlarız. Ama olayları değerlendirebilmek ve tartışabilmek için önce bir zemin oluşturmak gerekiyor. Bu zemin bugünkü geldiğimiz nokta değil, onu söyleyeyim. Yani önce Suriyeliler mevzusundan başlamak için. İkincisi, güvenli bölge konusunda Türkiye konusunu konuşuyoruz ama bir konuyu atlıyoruz. Bugün Türkiye'ye gelen 3.6 milyon Suriyelinin ne kadarı Fırat'ın doğusundan geldi, ne kadarı Fırat'ın batısından geldi. Yani Fırat'ın batısından gelen oran çok daha yüksek. Yani Türkiye'ye gelenlerin büyük çoğunluğu Suriye kılçalından, Hama'dan, Humus'tan ve Halep bölgesinden Türkiye'ye gelenler. Yani oransal anlamda baktığınızda büyük bir çoğunluk. Zaten geçmişte de Suriye'nin nüfusu bu bölgelerde yaşayan insanlardan oluşuyordu. Şu yapılabilir. Ben Ahmet Yavuz Paşa'ma şu konuda katılıyorum. Suriye'de ortak bir konuda Suriyelilerin geri dönülmesiyle ilgili nasıl bir çalışma yapılacağını devletler arasında olmasa bile en azından sivil toplum kuruluşları üzerinden tartışmaya açılarak başlanmasının bir önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. Açık bir ne söyleyeyim. Çünkü Fırat'ın doğusuna gidecek olan toplam kişi sayısı maksimum 500 bin civarında. Yani oradan gelen insanlar geri dönse bu kadar dönecek. Ama büyük çoğunluk bu tarafta. Bu tarafı nasıl halledeceğinizi bir şekilde isterseniz Birleşmiş Milletler üzerinden yapın. Yani odun devreye sokun. İsterseniz Avrupa Birliği'ne işte bu anlamda motive edin. Onlar konuşsunlar. Çünkü Türkiye
Geldiği nokta şu, biz unuttuğumuz bir şey var. Türkiye şu anda geri dönüş anlaşmasını, geri kabul anlaşmasını askıya aldı. Askıya aldı, evet. Bu ne demek? Gidenler Türkiye'ye gelmeyecekler. Yeni gidenlerin de önü açılacak demektir bu. Anladım. O zaman şu noktaya gelelim. Avrupa Birliği dönsün, bize para vermiyorlarsa en azından Suriye konusunda bu insanların geri dönebilecekleri lokal şehirler bazında güvenli bölgelerin oluşturulması konusunda bir noktaya gelsinler. Türkiye ilk başlangıcında, hatırlayın, Türkiye ilk başlangıcında zamanı çok daraldı. Şunu söylemişti. Kardeşim, bu savaşı engelleyemiyoruz. Bari insanların yok edilmesini engelleyelim. Ya şehir bazında ya da şerit bazında kuvvet kullanılmasını engelleyecek 32 ve 36. paralel veya Bosna örneğinde olduğu, Libya örneğinde olduğu gibi yuvarlak dediğimiz, dairesel dediğimiz şehirlerin güvenliğini sağlayalım demişti. O noktaya şu anda Avrupa Birliği'ni zorlamak zorunda Türkiye. Peki. Yani bu nokta Fırat'ın doğusu kadar bence önemli bir konu. Hocam şöyle ikişer dakika herkese bir yani evet, zaman bugün çünkü bizden sonra da bir spor programı var. Sevgili evet, Fatih Altaylı'nın söyleyeceklerim bitiriyoruz programı. Fatih Bey bize süre vermez mi biraz? iki dakika içinde zor ama biraz, şimdi evet. Şu nokta var. Mete Bey'in bıraktığı yerden devam edeyim. Yani Suriyeli mültecilerle Kürt sorunu, PKK-PYD terör sorunu arasında bağlantı var ama bu ikisi arasında bir önemli de fark var. Çünkü sayı olarak Fırat'ın doğusundan gelenlerle diğer taraftan gelenler arasında fark olduğu için biz sadece oraya bakaraktan Suriye'deki mülteci sorununu Türkiye'deki Suriyeli ilişkileri işte çözemeyiz. İkincisi bu bağlamda şu noktanın da altını çizmek gerekiyor. Suriye'de bence giderek hızlanan bir biçimde çatışma sonrası döneme doğru gidiliyor. Yani Suriye Anayasası'nın yapılması, güvenli bölge tartışmaları, Rusya-Türkiye, Amerika-Türkiye, Rusya-Amerika ilişkileri giderekten Suriye'nin geleceği tartışılıyor. Suriye'nin geleceğinde de Kürtlerin yeri ne olacak? Bu da bunun en önemli konularından bir tanesi. Türkiye'nin bu da vereceği karar. Çünkü o yüzden de Türkiye'nin vereceği karar esasında birkaç hamle temelinde olması gerekiyor. Öcalan'ın bu vurgusu esasında şunu söylüyordu. Türkiye Suriye'ye bakarken Suriye'nin toprak bütünlüğü temelinde bak, buna saygı duyulması gerekiyor. Hı hı. Şimdi bu ne anlama geliyor? Suriye'nin geleceğinde Türkiye kendi ulusal güvenliği temelinde bakarken aynı zamanda Kürt sorunu kendi içinde ve aynı zamanda Kürtlerin Suriye'deki geleceğiyle ilgili hamleler de yapması gerekiyor. Ben Pençe 1 harekatı, Pençe 2 harekatı, bütün bu harekatlarının hepsinin toplamının Türkiye'nin masadaki elini güçlendirmek ama güçlendirirken bu tür hamleleri de yapma noktası doğru gittiğini düşünüyorum. O yüzden de Suriye'deki, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerle ilgili çalışmaları evet, yapmamız gerekiyor. Ama öbür taraftan da bence evet, Suriye konusunda bakarken Suriye'nin geleceği ve Suriye'nin geleceğinde Kürtlerin yeri noktasında da Türkiye'nin esasında ben ona çok katmanlı diyorum. Peki. Hem güvenlik açısından hem de siyasi anlamda hamleler yapması gerekiyor. Şimdi valilik bir çalışma yapıyor. Bu meseleyi biz uzun uzun hem Suriye ve Suriyeliler meselesini çok uzun konuşacağız. Dolayısıyla ben işte bu kadroyu ilerleyen günlerde yine ağırlamakta çok mutlu oldum. Ama Sayın Yerlikaya'yı tebrik etmek lazım. Gerçekten evet, basın bilgilendirmesi çok önemli. Evet. Çok sağlıklı bir iş yapıyorlar. Doğru. Devam etmesi çok çok önemli çünkü basındaki insanlar bilgilendiğinde doğru zeminde tartışılabiliyor. Evet, ben de bugün sağlıklı bilgileri kamuoyuyla paylaştım. Farklı düşüncede olanlar olabilir ama en azından bilgiler sağlıklı bir şekilde size iletildi. Bir dakika. Evet, buyurun. Ya şimdi ben son bir aydır 3-4 ülkeye gittim. Geldim böyle üst düzey görüşmeler falan ama bunu klişe bir şey olsun diye söylemiyorum. Burada Mete Bey'le harita üzerine programlar yaptığımızda da hep aynı şeyi söyledik. Yani Irak meselesi Suriye'dir. Suriye meselesi, Doğu Akdeniz'dir, İsrail'dir, S-400'dür. Bunların hiçbirini ayırma şansınıza sahip değilsiniz. Hı hı. Sonuçta devletin burada vereceği karar bir lokomotif gibi herhangi bir şeyden ayrılamadan bir karar vermek zorunda. Suriye'deki mesele, mülteciler meselesi de budur, PYD meselesi de budur ve dolayısıyla meseleye bir bütün bakmak lazım. Şimdi Suriye meselesinde sosyal medyaya çok bakmamak lazım ama insanlar klişe şeyleri çok seviyorlar. Evet, çok zorlanıyor muyuz? Zorlanıyoruz. Ama sonuç itibariyle bazen ulus olarak sizin verdiğiniz bir karar sonrasında sizin önünüze farklı şekilde çıkabiliyor. Yani bunu söylerken şu anlamda söylüyorum. Bölge şekilleniyorken, kartlar yeniden dağıtılıyorken siz bağımsızlığınızla ilgili bir karar alıyorsanız bazen
sizi farklı yerlerden zorlayabilirler. Bu evin içi de olabilir, evin dışını yakma girişimleri de olabilir, işte 15 Temmuz olabilir, başka şeyler de olabilir ama asıl olan büyük fotoğrafta sizin vereceğiniz kararın ne olacağı. Yani Suriye meselesinde bizim vereceğimiz karardan ziyade şu sorunun cevabını vermek lazım. Suriye'de bu kararı kim veriyor? Yani Suriye'de meseleyi dayatan... Biraz büyük önce, fotoğrafı kim yapıyor hocam? Ersan hocam şöyle de oraya geleceğim. Aslında Suriye işgal altında, çok doğru söyledi. Suriye'de dikkat edin, savaşan bütün grupların, yani mesela İran geldi savaştı, Hizbullah geldi savaştı, Rusya aldı ganimeti götürüyor. ABD bütün enerji yollarından tutun bütün bölgeyi yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Dolayısıyla da burada meseleye biraz bu üst çerçeveden bakmak lazım. O yüzden Türkiye'nin vereceği karar kısa vade içerisinde belki insanlara ya şu şöyle yapılsa çok hoş olur dedirtebilecek bir karar ama şunu da unutmamak lazım. Orası kapandığında Türkiye'nin hani bir şeyi konuşuyorduk. Sınırları açalım ama şimdi niye duvar örüyoruz sorusuyla belki gündeme getirmek lazım. İki tercih var. Ya kapanacağınız kadar kapanacaksınız ya da açıldığınız kadar açılacaksınız ama bu açılma açık politikadan kastetmiyorum. Büyümeye çalışacaksınız. Bölge ülkelerin entegrasyonu sallayıp bölge lideri olmaya çalışacaksınız. Peki. Bir Ankara'ya gidiyorum. Evet. Ersan Şen, buyurun, siz de son bir söz istediniz hocam. Size de şimdi, bir dakikayı programı tamamlamak durumundayım. Tamam. Sayın Yeşiltaş'ın söylediklerini anlıyorum ama Suriye'de Suriye hükümetini veyahut da şu anda Esad rejimini muhatap almayalım. Amerika Birleşik Devletleri'ni, Rusya'yı muhatap alalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ile birlikte söylediği net. Evet. Muhatap aldığınızda önünüze koydukları projede bir devlet kurdurmak var orada. Bu muhatap almak eğer sorunu çözecekse Amerika Birleşik Devletleri'nin masada Türkiye Cumhuriyeti'nin olmazsa olmaz söyleyeceği şudur. Sen burada benim kontrolüm dışında benim geleceğimi, güvenliğimi tehlikeye atacak bir uydu garnizon devlet kuramazsın. Bu bir Kürt meselesi değil. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan unsurlara baktığınızda, Mustafa Kemal Atatürk'ün yurtseverlik, milliyetçilik tanımına baktığınızda Türk, Kürt, Laz, Çerkez hiçbir ayrım yapmadan bu ülkenin sevdalılarının hepsini o milletin mensupları olarak kabul etmiş. Türk milletinin mensupları olarak kabul etmiş. Dolayısıyla bu ülkede yaşayan Kürtler de şunu bilmek durumundadır ki Türkiye Cumhuriyeti'nin devletinin bölünmez bütünlüğünün tehdit edilmesine yol açacak, emperyalist güçlerin amaçlarına hizmet eden, esasında orada Kürtleri düşünmek gibi değil, orada demografik yapılara müdahale edip modern soykırımı uygulayarak kendi amaçlarına, İsrail Devleti'nin amaçlarına uygun hizmet edecek bir yapılanmanın hedefi içerisinde, böl parçala yönet yönteminde, vekalet savaşları dersiniz, başka ne derseniz deyin, bu sevdada olan bir memleketle, emperyalist güçle karşı karşıyayız. Dolayısıyla biz burada açmazı sunamayız zannediyorum. Yani güvenli bölge sakıncalı, geri gönderemiyoruz. Süreci yürütüp yönetemiyorsunuz. Burası bu ülke yol geçen anı değil ki. Müdahale etmeyelim. Ne yapalım? Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Rusya'nın tuzu kuru. Neticede ekonomi bizim sorunumuz, güvenlik bizim sorunumuz, demografik yapı bizim sorunumuz. Şurada çizmişim Kuzey Irak koridor, Suriye'nin kuzeyi ve ondan sonra burada birileri diyor ki ya artık Türkiye Cumhuriyeti özelliği de konuşmasın, geçsin başka meseleleri konuşsun. Ben şunu söylüyorum, biraz önce Sayın Pekin söyledi, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa'dan da göç aldı, Bulgaristan'dan göç aldı, Yugoslavya'dan göç aldı, Almanya'dan aldı ama bu farklı, bu defa farklı. İyi bilelim, iyi bakalım. O Büyük Orta Doğu Projesi'ne, o haritaya 2006 yılındaki iyi bakalım. Sykes-Picot Sözleşmesi'ne iyi bakalım. Sevr'e iyi bakalım. Mondros Mütarekesi'ne iyi bakalım. Bunlara bakmazsak, o tarihten dersler çıkarmazsak bizim ileride, bakın şunu söylüyorum, ben bunu hep altını çiziyorum. Biz öldüğümüzde mezarlarımıza gelip küfredip tükürürler. Ben size söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anda yapması gereken, ben şunu değilim, ben Esad hükümetinin sevdalısı değilim. Hiç umurumda da değil. Ama siz o memleketi bir şekilde ayağa kaldırmak istiyorsanız, hı hı, toprak bütünlüğünü koruyup kollamak istiyorsanız, elbette Amerika Birleşik Devletleri ile mecburen, Rusya ile belki daha isabetli düşündüğü için, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumayı öne aldığı için elbette ilişkinize devam edin ama bir Suriye muhataplığınız olacak. Çünkü karşınızda devlet olmazsa kimle muhatap olacaksınız? Yani biz 911 kilometrelik komşumuzla başka memleketler üzerinden mi ilişki kuracağız? Bununla nereye varacağınızı zannediyorsunuz? Yani şimdi 2011 yılı aklına gidelim tekrar. Esad gidecekti. Esad hiçbir şey, esamesi okunmayacaktı. Hala var, hala ayakta. Birleşmiş Milletler'de Sayın Yeşiltaş da benden iyi bilir. Kimin temsilcisi var Suriye'nin büyükelçisi olarak? Esad rejiminin var.
Madem Esad rejiminin varsa ve Birleşmiş Milletler hala muhatap alıyorsa, bütün eleştirilerini oraya yöneltiyorsa, Suriye rejimiyle veya Suriye hükümetiyle ilişki kurmak Türkiye Cumhuriyeti'ne ne kaybettirecek ki? Bak kazandırır. %100 kazanmayacaksınız. Hı-hı. Benim söylediğim şu. Bakın net cümle. Onun için özellikle kurdum. Bütün oturumcular bu ülkenin, bu milletin sevdalısı. Bu ülkenin, bu milletin menfaatlerini gözetmek, âli menfaatleri uğrunda herkes canlı kanlı ortaya koyacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği tehdit altındadır. Bu sadece basit bir insani misafirperverlik üzerinden açıklanıp da çözüme kavuşturulamaz. Çünkü biz hiçbir zaman bu coğrafyada rahat bırakılmayacağız. Çok basit şunu söyleyeceğim. Hocam, geçmiş zamanı. Uygarlıklara, batan, tarihin derinliklerine gönderilen memleketlere, ülkelere baktığınızda bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti'nden çok daha güçlü, kuvvetliydi. Bunlardan birisi Osmanlı İmparatorluğu. Sayın Yeşiltaş gülümsüyor ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden çok daha kuvvetli memleketlerdi o batanlar. Anladım. Şimdi benim sürem bitti ama bir 20-30 saniye size söz vereyim. Öte yandan terör örgütü elebaşı Öcalan'ın mektubundan bahsetti. İşte ona dikkat çekti ama içeride dışarıda bunlar yapılıyorken Fuat Keyman Hoca ya içeride ne yapılabilir bilmiyorum ama bunu da 30-40 saniyede nasıl özetleyebilirim? Ya tabii çok zor mesele. Sadece düzeltme yapayım. Yani ben Suriye rejimiyle görüşmeyelim, Amerika ile görüşelim diye bir şey söylemiyorum. Rejimle görüşmenin bize sağlayacağı şu anda bir katkı yok. Aha. Tabii Kürt meselesinin yani içi dışı artık tamamıyla birleşmiş durumda. O bakımdan bu meseleyi böyle çok hızlı bir takım analizlerle sonuca varmak suretiyle değil de daha zeki bir biçimde üzerinde çok fazla çok hesap yaparak adım atması lazım Türkiye'nin. Yani önündeki sınamalar büyük ama Türkiye'nin tabii momenti de kaçırmadan hareket etmesi Türkiye'nin yararına olacaktır diye düşünüyorum ben son olarak. O hareketli, o adımları atıyor gibi geliyor bana. Atıyor mu? Yani birkaç katmanda o adımlar atılıyor. Ben de, durmuyor ben şu an. Yani evet. O yüzden de yani Ersan Hoca da söyledi yani Suriye'nin toprak bütünlüğü içinde evet. Kürtlerin rolü ve geleceği ne olacağında sadece askeri olarak değil evet, politik peki. olarak da ve görüşme olarak da ben o sürecin başladığını ve bu başlangıç noktasının anladım. Da evet. Abdullah evet. Öcalan'ın mektubundaki o Türkiye'nin hassasi toprak bütünlüğü temelinde hassasiyetlerine saygı duymak gerekir ya da ciddiye almak gerekir lafının olduğunu düşünüyorum. Ama bu Öcalan'ın dediklerine ne kadar terör örgütü liderinin dediklerine kadar saygı duyacak. Hayır yani. Hayır ama o değil. Değil ama yani orada bir şey var. Orada hayır hepimizin anlaştığı bir nokta yapıyor. Var. Evet Suriye'nin geleceğinin toprak bütünlüğü temelinde olması. Yani o ne demektir? Ayrı bir koridorda Kürt devleti, koridor devleti olmayacak. Peki üniter yapıdan bahseder kendi dediniz. Bahsedilebilir mi bu aşamada? Yani ona işte, bakmak lazım. Peki benim zamanım fazlasıyla güvenli bölgenin belki üniter yapıya çok daha fazla hizmet edeceğini düşünüyorum. Evet, İlerleyen yani, günlerde ben sizlere tekrar bu ekibi ağırlamak isterim. Amerika'nın getirdiği Didem Hanım o kadar silahın ne olduğunu sorarsak konuşursak daha isabetli. Efendim daha soracak Amerika'nın getirdiği o kadar silahın ne Efendim bu akşam da Türkiye'nin nabzı programının sonuna geldik. Mete Yarar, Fuat Keyman, Murat Yeşiltaş, Nevzat Çiçek, İsmail Hakkı Pekin, Versen Şen'le birlikteydik. Çok teşekkür ediyorum onlara. Türkiye'deki Suriyelileri ve Suriye meselesini mercek altına aldık. İyi geceler, hoşçakalın.